Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın. Ay, kıyamam. Kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz var. Yoklar bunlar ortada. İkisinin kaçıp göçecek bir durumu yok. Göz altında ikinci gün. Üç kişi emniyet tarafından evlerinden alındı. Elimde mektup ve işlenen suçların dosyaları falan var. Kayseri'de hareketlilik sürüyor. İki kaybı ararken ya ona yakın cinayet ve kayıpla karşılaştık. Sorgular, ifadeler. En sonunda seni öldürürüm dediği ifadesi oldu. Açık ve net. Ne yapayım, ne diyeyim başka? Kurtulamayacağım gibi düşündü. Yaptı bir şey. Anlaşmazlığa düşüren o ev. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'le ilgili sıcak gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Dondurma almaya diye çıktı, evli ve iki çocuklu adamla kaçtı. Dışarıdaki insan çabuk kanan bir insan. Pes dedirten sözler. Sen neredesin ya? Olsam gereken yerdeyim. Bir babanın feryadı. Hayır, o gelmeyeceğim. Geleceksin, Rıza. Geleceksin. Ben bunu hak ettim ya. İki çocuklu adam yani, karısı evde bekliyor. Ya, ne yapacaksın sen onunla? Sen böyle bir şey gördün, ben sana kaç defa anlattım bunu ya. Bir aya yakındır eşimle tartışıyorduk. Beni istemiyordu yani, boşanacak falan filan. Ulan oğlum, çoluğum var, çocuğum var ya. Karısı ne yaptı? Onlar da perişan olmuş halde bekliyorlar. Sen şimdi kız mı kaçırıyor? Hayır, ben kaçırmadım. Her kapınıza çalana gel mi diyorsunuz yani? Ya, sokaktan bıraksaydım, şimdi dönmeyeceğim. Kardeşim, sokağa bırak, polis alsın, ailesine teslim etsin. Sana ne yani? 18 yaşında ki genç kız evine dönecek mi? Az sonra Müge Anlı'da. 15 yaşında anne oldu, 7 aylık bebeğiyle kayboldu. Şimdi bir çocuğun çocuğu olmuş, baba annenin deyimiyle hayırsız. Kadın da diyor ki benim kızımla torunumu bulun. Hasta yatağındaki annenin çığlığı. Benim kızımı kötü amelleri için kullanacaklar. Bunlar bir şebeke. Kızın telefon attığımızda dur, kızını bulduk dur. Çarpıcı iddialar. Küçücük bebeğe vurulur mu? Asla kabul etmiyorum. Kızım resmen şu an iftira atıyor. İnanılmaz suçlamalar. Nafaka için velayetimi vermiyor babama. Acilen yurda gönder. Beni çıldırt olsun, yurda gitmek istemiyor. Kızı araya veren gelsin, dövme dedi, dövme, dövme. Asla dövmedim ben çocuğumu. Bunun velayetle ilgisi yok ki. Kızın başında bacım, bir bela var, anlamıyor musunuz siz? Bebeğiyle birlikte bulduğumuz Ümmü Gülsüm'le ilgili gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Eyüp'teki evinden 5 Haziran'da kayıplara karıştı 18 yaşındaki Kübra. Evden bakkala gidiyorum diyerek çıkmış, ardından kaybolmuş. Endişeli ailenin yayınımıza çıkacağı sırada gelen bir telefonsa genç kızın iş yerinden evli ve iki çocuklu bir kişiyle kaçtığını ortaya koyuyordu. Kızınızın çalıştığı değil mi? Evet. Tekstil firmasının sahibi aradı. Demiş ki ortağımın kardeşi olan evli maşallah Kübra gibi 5 Haziran'da kayboldu. İkili beraber gitmiş olabilir. Genç kızın dondurma almaya giderken kaçtığı evli ve iki çocuklu adamsa ailesinin yakından tanıdığı bir isimdi. Siz hepiniz aynı yerde mi çalışıyordunuz? 3 ay önce buraya girdik. Abileriyle Mehmet Üreyle 20 senelik arkadaşız. Ama aklıma gelmez böyle bir durum. Şimdi sizin kızınızın biraz mental problemi mi var? Var, evet. Dışarıdaki insan çabuk kanan bir insan. Peki hiçbir şey hissettiniz mi oradaki o şirkette, firmada? Hayır, kesinlikle şimdi hiçbir şey hissetmedik. Şöyle abi diyordu zaten, maşallah abi diyordu. Abi şunu getirir, mesela iş götürürdü, getirirdi. Beraber maşallah gitmişlerdi. Evli galiba. Evliymiş. Evli. 18 yaşındaki genç kızın daha önce de sosyal medyadan tanıştığı evli bir erkekle kaçma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Sana kaçacağım demiş. Adam da demiş ki ben evliyim, nereye kaçıyorsun? Ama evet, ilk önce bu adam bunu zaten bir kandırıyor. Ona rağmen ondan sonra tamam baba ben özür dilerim dedi benim kızım. Bir daha da olmayacak dedi ama biz ondan sonra telefon elinden aldık. Büyük bir mahcubiyetle yayınımıza bağlanan Mehmet Gürer de genç kızın kardeşi maşallahın yanında olduğunu düşünüyordu. Biz böyle abi kardeş gibi çalışıyorduk. Yani bir anda nasıl böyle şeyler gelişti, nasıl oldu, hiçbir şekilde hiçbir haberimiz olmadı bizim. Siz nasıl anladınız peki beraber gittiklerini? Bugün haberim oldu. Yani benim öyle bir şeyden
haberim olsa ben kesinlikle önlerdi. Yaşar Bey zaten 10 senedir beni tanıyor. Karısı ne yaptı? Şu anda evdeler yani, ne yapsınlar? Onlar da perişan olmuş halde bekliyorlar. Bu ne olmuşsa bir hafta içinde olmuş. Müge Anlı evli iş arkadaşıyla kaçan genç kızın bulunduğunu haber verdi. Aysun Hanım, Yaşar Bey, kızınızı buldum. Ay. Kızınız Aydın. Duyduklarınızı hoşunuza gidecek mi bilmiyorum ama... Telefon attığınızda. Telefondaki genç kız da iddiaları doğruladı ve kaçtığı iş arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Gübra, neredesin? İyiyim ya. Nasıl iyisin kızım, sen neredesin ya? Anne, ben olmam gereken yerdeyim. Nasıl olman gereken yerdesin? Sen böyle bir kelimeyi nasıl yaparsın bana? Nasıl söylersin bunu bana? Kızım, sen bakkala dondurma almaya gidiyorum demedin mi? Dedim anne, yapmak zorundaydım. Söylesem izin vermeyecektiniz. Nasıl çünkü. Nasıl izin veririm kızım, ben sana evli iki çocuk babası olan bir insana nasıl gidersin ya? Anne, boşanma aşamasında. Nasıl boşanma aşamasında? Yok öyle bir şey. Kübra, seni kandırmasına Kübra. İzin vermişsin kızım ya. Kübra, aklını başına al Kübra. Hayır baba, gelmeyeceğim. Geleceksin Kübra. Geleceksin. Ben bunu hak ettim ya. Sen boşanacak falan diyorsun da karısının hiç boşanacağından haberi yok. Onlar karısıyla anlaşamıyorlar. Karısı evden konuş ki bir daha da gelme demiş adama. Nasıl? Ya. Yanındaki kız mı kaçırılır öyle her git deyince yani? Git deyince gider annesinde oturur iki gün sonra barışılır geri dönülür. Tıpış tıpış geleceksin. Beni tanıyorsan geleceksin. Gelmeyeceğim. Ama kızım iki çocuklu adam yani, karısı evde bekliyor. Ya ne yapacaksın sen onunla? Aynen. Sen böyle bir şey gördün mü? Ben sana kaç defa anlattım bunu ya. Kübra, bak karısını bırakan seni de bırakır. Hangi kapıya gideceksin? Ne yapacaksın yavrum? Ne olursun yalvarırım ya, ben iki ya. Tane çocuğuna sahip çıkmayan adamdan adam olur mu? Duydukları karşısında öfkelenen babaysa hem kızına hem de kızının iki çocuk babası sevgilisine tepki gösterdi. Kızım, bak aklını başına al. Herkes karısının yanına gitsin. Sen de ocağına, babanın ocağına dön. Ulan oğlum, aynı tabakta yemek yedik oralar. Çoluğum var, çocuğum var ya. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrı bir eve çıktığını ve Kübra ile yaşama kararı aldığını söylüyordu iki çocuk babası adam. Bir aya yakındır eşimle tartışıyorduk. Beni istemiyordu yani, boşanacak falan filan. Ya arkadaş, arkadaş. Sen şimdi hep evinden eşinle de ayrılan. Kız mı kaçırıyor? Hayır, ben kaçırmadım. Neyi kaçırmadın lan? Neyi kaçırmadın? Nerede şimdi benim kızım? Cuma günü evden çıkarken karım bana dedi ki akşam gelme, eve almayacağım seni dedi. Ben kendime cuma günü ev ayarlayacaktım normalde. Buluşacaktık Kübra ile, buluştuk. Ben dedi eve dönmeyeceğim dedi bir daha. Tamam dedim, sorun değil. Ya o kız 18 yaşında, sen ona nasıl sorun dedi diyebiliyorsun ya? Ne diyebilirdim? Ben sen ne diyeceksin lan? Ne diyeceksin? Evine göndereceksin lan. Evine mi göndereceksin? Evine. Anası var, babası var. Kaçırmadım kızı. Kız ya, kendisi kaçırmadım. Geldi. Ya iyi de öyle her kapınızı çalanı eve mi alıyorsunuz kardeşim? Küçücük kız bu, 18 yaşında, konuşurken zaten kimliğini bile yanına almayı akıl edememiş. Her kapınızda çalana gel mi diyorsunuz yani? Ya sokaktan bıraksaydım evi dönmeyeceğim. Sana kardeşim, sokağa bırak, polis alsın. Ailesine teslim etsin. Sana ne yani? Ne bileyim. Öyle o durumda görünce yardımcı... Sen kendini bile ifade edemeyen bir insansın ya. Yanındaki de senden daha düşük ya. Sen onu nasıl öyle aldın götürdün ya? Kübra. Şimdi sen önce bir ailenin yanına gel. Tamam, o zaman maşallah da boşanırsa gene gelir, seni ister gidersin. Babam vermeyeceksin. Ama... ben kaçtım. Kızım, babam nereye verecek adam evli ya, iki çocuklu? Gittiğin yer dokuzu kapıldı, daha boşanmamış. Evli baklardama gidiyorsun. Nesini vereceğim ben ya? Benim kapıma gelen mi oldu? Kübra. İki gün sonra karısı gel dese geri dönecek adam. İki çocuk babası kardeşinin söylediklerini bir türlü kabullenemeyen abi Mehmet Gürerse yaşananlar karşısında şaşkındı. Maşallah, niye böyle bir şey yapıyorsunuz siz? Ben evden hanımdan ayrıldık. Ayrı bir eve çıkacak zaten. Küçük daha küçük. Nasıl bir akla böyle şey yaptınız ya? Ben sadece tamam, kalmasın diye dedim. Maşallah. Gelebilirsin yanımda, kalabilirsin bir süre dedim. Bana yerini söyle, ben geleyim. Bak, elimden gelen neyse ben hallederim. Tamam. Ulaşırız, konuşuruz. Her aletimi yanıma almayı unuttum. Sen de şarj aletini almayı unuttun. Tencere kapak misali, Kübra da kimliğini almayı unuttu. Sen gel, aklını başına topla. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. O çocuklar babasız büyümesin. Ben bir süre burada kalmayı düşünüyorum, hayır. Bir süre mi? Bir süre ne Kübra? Yanındakinin söyleyecek kelimeleri bitti mi? Sana bir laf bulamıyor mu? Zaten söyledi söylediğini. Ne söyledi mi? Hiç ayrılacağım, tamam. Evleneceğim, merak etmeyin falan demiyor annene babana. Kübra, benim yanımda kaldı ev arkadaşım demiyor. Olarak diyor. Eve giremiyoruz, yemek yiyemiyoruz, odalara geçemiyoruz Kübra. Sen şimdi dön bir ailenin yanına. Zaten dönsem de kabul etmezler.
Yeter abla. Ben ediyorum. Adam gibi gel baba, ben özür dile benden. Bir daha olmayacak da Amuk milleti yönünde söz veriyorum. Ben kabul ediyorum. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Mesela ailen çağırıyor, dönmüyorsun. Adam evli. Yani onun da bakalım karısı boşanmak isteyecek mi? Yani senin hayatla ilgili planın ne? Gelecek planın ne? Arkadaşlar beraber yaşamayı düşünüyorum. Ha. Frens Nesin'deki gibi yani. Ev arkadaşlığı yapmak istiyorum. Kübra. Ben kendisiyle geldim ona. Tamam da gelecekle ilgili planın ne diyorum? İnsan bir geleceğiyle ilgili bir plan kurar ya. Onunla birlikte yaşamak. Peki bu durumdan iki çocuk babası adamın eşinin haberi var mıydı? Abine göre yengesi maşallahı denize gitti biliyordu. Mehmet Bey, eşi boşanmak istiyor muymuş maşallah'tan? Ya öyle bir şey yok ablacığım, öyle buyur. Bir şey yok. Sadece şu anda denize kaybolduklarını biliyorlar. Ben denize gidiyorum diye çıkmış evden. Karısı kocası denizde kayboldu diye mi biliyor? Tabii şu anda onu öyle biliyorlar. Hayır yani o kadın da öyle boşanmak istediğini size söylüyor muydu? Biz anlaşamıyoruz, ayrılmak istiyoruz falan. Öyle ablacığım, öyle bir şey olsa ilk benim haberim olur bak. Dur bakalım şimdi abi bir ulaşsın da arkadaşlar telefonu da veriyorlar. Bekleyelim, inşallah ulaşır. Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. Neşeli olmayı bilirsek hayata mutluluk katarız. İyilerin birlik olduğu yerde kötülük yeşermez. Teşekkür ediyorum. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum her birimize. Günaydın. Günaydınlar efendim. Hayrola? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkes inşallah böyle dinamik başlıyordur güne diye düşünüyorum. Nasıl başlarsan öyle gider. Vallahi İstanbul böyle tropikal bir hava pozisyonunda birkaç gündür. Evet. Sizin de gözleriniz açılmıyor. Benim de gözlerim açılmıyor. Herhalde migreni olan birçok kişi bizim durumumuzdadır. Aynı durumdalardır. Evet. Yani lodos balığına döndük. Resmen karaya vurduk vuracağız böyle. Hani bir o tarafa bir bu tarafa. Aa nedir yani birden şöyle normal. Yani ya soğuk olsun ya sıcak olsun ama evet, bu lodos. Yani bu geçişler migreni olan kişileri bizler gibi kişileri çok etkiliyor. Çakmak çakmak bakıyoruz. Ağzından ağzının. Evet. Ben şey köceye bakıyorum, gözleri çakmak çakmak o bana bakıyor. Evet bu tamamen migrenimizle ilgili. Vallahi biz de bir açamadık gözümüzü. Orta Doğu'daki problemler bile migreni tutturabilir böyle bir böyle bir hayat yani. Allah düşmanıma vermesin diyeceğim ama versin de o da gözünü acımasın. Artık o kadar iyi olmayacağım. Efendim dün biliyorsunuz Kübra'nın, aslında Kübra'nın çocukluğu, arkadaşlar demin onu söyledim işte, evli adamla kaçın, evli adamla kaçma, evli adam onu kaçırıyor aslında. Kübra'nın ne kadar çocukça davrandığını gördük ve anne babanın da buradaki çırpınışlarını izledik. Yani hepimize çok şey anlattık. Kim onların yerinde olsa aynı şekilde davranırdı. Onlar evlatlarını bağırlarına basmak istiyorlardı. Şimdi sabah benim akkezim diyor ki vallahi kız 18 yaşında hayatta geri dönmez diyor. Hani 18 yaşındaki kız diyor yani tam böyle hani aşık olmuş falan. Dedim ki Zerucuğum hiç öyle değil. Sizlerle de paylaşalım. Kübra efendim dün yayın sonrası ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Da stüdyomuzda Kübra bu alkışlarda aslında senin bu kararına hoş geldin. Sizin de gözünüz aydın. Sağ ol, teşekkür ederim. Gerçekten sizin bu çırpınışlarınızla gurur duydum. Ne yalan söyleyeyim. Tam olması gereken gibi davrandınız. Evladınızı bırakmadınız. Evladım için her şey yaparım. Müge abla. Doğrusu da bu. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Doğrusu da bu. Onlar mutluysa, onlar iyiyse biz de iyiyiz. Onlar için her şeyi yaptım ben. Yapmaya da devam ederim daha hali. Herkese örnek olsun. Dün kendini parçaladın, bugün böyle bitkinsin değil mi? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Aslında. Mutlu musun? Evet. Dün o kadar üzüldüm akşam ki. Akşam yemek yedin. Kaç gün sonra? 3 gün sonra. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, rahat bir uyku çektik.
Afiyet olsun. Allah işte ağız tadı versin dedikleri bu. Sizin sayenizde oldu. Allah sizden Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Hepimizden. Belki de bu kadar çabuk bulamayabilirdik yani. Hepimizden razı olsun. Hayatım ha senin kızın ha benim kızım. Benim kızımla ilgili bir şey olsa da eminim sen koştun. Aynı hepimiz evladı aynı. Da biz koştuk. Herkesin Allah herkese evladını bağışlasın. Peki. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok. Hakkınızı helal edin olur mu? Ay helali hoş olsun olur mu? Başımın üzerinde her zaman. Evet Kübra eve döndü ve neler anlattı. Kübra ile konuşmadan önce biraz annesi babası yokken de aslında daha içten konuştu. Hani hep diyorum ya bu çocuklar küçük. Bir yetişkinler var bir de çocuklar var. Yetişkinlerle çocukların durumu farklı. İşte Kübra'yı aslında dinleyince ne demek istediğimiz daha çok ortaya çıkacak. Sanırım hepimiz biliyoruz da bazılarımız o hani gençliğe adım attığımız günleri unutuyoruz. O duygularımızı unutuyoruz galiba. O yüzden bazı anne babalar çok gaddarca davranıyor işte. Sevmiş işte senin kızın kaçmış mı? Ya senin kızın kaçmış da onun kızı işte 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. Aklı başında olsa gider mi senin oğluna? Yapar mı böyle bir şey? Kübra'yı dinleyelim. Ne demek istediğim daha net ortaya çıkacak. Dondurma almaya gideceğini söyleyip evli ve iki çocuk babası sevgilisiyle kaçan 18 yaşındaki Kübra yayınımızın ardından evine döndü. Biz iş yerinde tanıştık onunla. Aslında niyetim kaçmak gibi bir şey değildi. Ben annemden Eyüp Sultan'a gitmek için izin istediğimde annem vermedi. Eyüp Sultan'a gittiğimde annemlerden korktuğum için geri dönemedim. Onunla gitmek istediğimi söyledim. O da evden ayrılmıştı. Karısıyla anlaşamıyordu zaten. Kiralık bir ev tuttuk. Orada kalıyorduk. Maşallah'ın sözlerine ve vaatlerine kanmıştı 18 yaşındaki genç kız ta ki yayınımıza kadar. O kadar gerçekçiydik yani sözleri. Yani ben de inandım. Hatta bana evlenme teklifi bile etti. O kadar inandırıcıydı ki. Böyle televizyonda anne abla çıkar ya. Yüzük şey, reklamları falan. Yani dedi ki bak dedi hangisini alayım sana dedi. Abla ben inandığım için gittim. Güvendiğim için gittim. Sevdiğim için ben onun evli olduğunu dahi inan bilmiyordum. Evliyim ama boşanma aşamasındayım dedi bana. Yani boşanınca benimle nikah kıyacağını söyledi. Yüzük takacağını söyledi. Yani ben gerçekten... İlk defa birisinden evlenme teklifi aldım. Sana beyaz gelinlik giydireceğim dedi. Yani karım olacaksın dedi. Yani ne bileyim abla inandım yani gittim. Ama çok pişmanım. Kübra'nın söylediğine göre kısa süre önce televizyon ekranında tek taş yüzük görünce evlenme planları yapan sevgilisi kendisini görünce ev arkadaşı oluvermişti. O kadar güzel hayaller kurdurttu ki bana. Annemler televizyona çıkıncaya kadar. Bugünden sonra onun için sadece bir ev arkadaşıydım. Bugüne kadar ciddi düşünen adam birden ciddi düşünmüyorum dedi bana yani. Ben dedim sen beni hiç bırakmayacaktın dedim. Söz vermiştin dedim. Ciddi düşünmüş olsam dedi. İnan bana seni buradan yollamam dedi. Gerçekten iyi ki de döndüm. İyi ki de Miguel beni buldu. Şunu öğrendim ki kolay kolay... Kimseye güvenilmezmiş abla. Ailemden de vazgeçilmezmiş. Özür dilerim sizden. Bir daha sizi hiç bırakıp gitmeyeceğim. Günün en çok sevineni ise şüphesiz ki anne babaydı. Tüm kızgınlık ve endişenin yerinde yerler esiyor, adeta bayramı yaşıyorlardı. Programdan korktukları için biz Mugavne'ye çıktığımız an onlar zaten anladılar ne olacağını. Hemen maşallah konum atmış gitti abisi aldı getirdi bana. Bana dünyaları bağışladı Müge Hanım. Şu bir gerçek ki o kapı gerçek mübarek kapı diyorum ben. Müge Hanım'ın kapısı. Benim cam parçam haberini verdi bana. Çok mutlu oldum. Ben çıkarsam buraya Müge Hanım onu hemen bulacağını biliyordum yani. Ve anında da geldi, cevabı geldi. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Burada kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Hem rahat uyuyacağım hem huzurlu olacağım. İyi ki gelmişim. Yapacağım mı bir daha? Yapmayacak bir daha. Anne babanın hem kızlarını bulduğu hem de onun gerçeği görmesini sağladığı için tüm teşekkürleri Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı sen benim evimin üçüncü kızısın. Allah senden bin kez razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kızıma Allah yoluna taş koymasın. İnşallah tüm ayrılıklar böyle güzel gitsin.
Kübra sen de bir yüzün gülsün. Efendim? Yüzün gülsün biraz. Özlemedin mi anneni babanı bu arada? Özledim de. Ne bileyim böyle. Dün yanından boyuna sana şey veriyordu. Sufle veriyordu. Fısır 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 fısır. Bizimkiler tabii yukarıda diyor. Öyle de böyle de şöyle de. Ama en dikkatimi çeken sözün şu. Reklamı gördük sana tek taş alayım dedi. Sonra annemle babam televizyona çıkınca ev arkadaşı izledi. Ona mı bozuldun? O ya, zaman mı anladın? O zaman mı gerçeklerle yüzleştin? Aslında abla o ilk buluştuğumuzdan beri ciddi düşünüyordu. Yani hatta o gün dedi bana annenleri arayalım zaten ciddi düşünüyoruz bilsinler diye. Ama zaten ciddi babam... düşünmek ne demek? Yani ciddi yani evlenmek gibi. Hı. Yani nikah kıyacağım gibi. Yani yüzük takacağız gibi. İyi de adam evli. Ben bilmiyordum yani sonradan öğrendim ben. Nasıl? Evli olduğunu. Yani bana evli olduğunu söylemedi. Yani ben gidip sorduğumda evli misin dediğimde evliyim ama boşanma aşamasındayım dedi. Yani boşanacağını böyle, bana böyle söyledi yani. Ben o kısa baştan hiçbir şekilde bilmiyordum. Hı. Yani hatta avukat tutacağını, boşanacağını bana öyle söyledi abla. Yoksa ben, ya benimle ciddi düşünmeseydi gitmezdim abla. Benimle ciddi düşündüğünü söyledi. Ben o yüzden gittim. Tamam da niye her söylenene inanalım değil mi? Sonra? Yani ya sen ilk gittiğinde annene babanı arayalım mı dedi? Evet. İlk gittiğimizde ciddi düşünüyoruz zaten. Arayalım haber verelim dedi ama babam burada yoktu. Kardeşimin de numarasını bilmediğim için yarın erteledim. Ondan sonra işte yarın ararız falan dedim. Ondan sonra işte onun da şarjı olmadığı için arayamadık. Ben de yok kızım. Yani ciddi düşünsün, ciddi düşünmesin ne demek o kelime bilmiyorum ama yani adam seni kaçıracak, telefonunun şarjını almaya bile akıl etmiyor. Aslında abla zamansız olduğu için. Ya yani. Ne zamansızı ya? Yani telefon yani şimdi telefonunun şarjını akıl etmeyen bir adamla ne yapabilirsin ki? Hadi akıl etmedi diyelim. Demek ki gidip alacak cebinde parası da yok. Sen de ne güzel kimliğini bırakıyorsun. Yani ta ki annemle babam buraya çıkana kadar yani annem babam kim söyledi sonra annenin babanın buraya çıktığını? Aslında kimse söylemedi ben televizyonda gördüğüm için. Ha, sen karşıdan adamla oturup bizim programı mı izliyordun? Hayır yani tesadüf oldu. Tesadüf oldu biraz yani ekran açınca. Bir baktın annem baba. Bir baktım buradalar dedim arayayım dedim. O dedi ki zaten şimdi niye arıyorsun dedi. Hemen dedi biraz bekle ondan sonra falan ararsın dedi falan. Hı. Ondan sonra ben yine tabii aramak istedim yani buraya çıktıklarını görünce. Üzüldün mü? Yani tabii ki de. Üzüldüm yani onları burada görünce böyle ağlarken falan yani arayayım dedim. Aslında o zaman bile şarjı yoktu yani biz telefonu açmıyorduk hep sürekli kapalıydı şarjı olmadığı için. Yani ne sanıyorsunuz? Şimdi ben mesela böyle evden kaçan kızlarla gerçekten konuşmak istiyorum. Yani hem merak ediyorum hem herkese de örnek olsun istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Siz evden ayrıldın sen. Hani annenin babanın tamam bu gitti evden biz de oturalım geri dönsün onu mu bekleyeceğini düşünüyorsunuz? Yani tahmin etmiyor musunuz? Kendilerini parçaladılar. Aslında tahmin ediyordum çıkacağını falan da. He. Sen ondan yani açtın o zaman televizyonu. Hayır aslında ondan açmadım yani. Sadece tahmin ediyordum ama o diyor ki bizim için uğraşmazlar falan diyordu. Bizim için uğraşmazlar. Aynen yani o yüzden. Ya sen gidecektin. Sonra annem baban da evde oturup sen ne zaman dönersin diye bekleyen seni aramayacaklardı, üzülmeyeceklerdi. Öyle mi düşünüyordun? Yani aramazlar diye düşünüyordum ama. Aramazlar diye düşündüm. Aynen. Sonra baban, adam burada kalp krizi geçiriyordu dün neredeyse. Onu görünce ne hissettin? Gerçekten, günah değil mi? Yani gerçekten çok üzüldüm yani. Ama oldu bir kere. Annenin babanın seni ne kadar çok sevdiğini çok şimdi enteresan hissedebildin mi? Evet. Çünkü bir anne baba için hayatta en kıymetli şey evladı. Evet.
Evet, asla evladının peşini bırakmaz bir anne baba. Bunun şimdi telefon attığımızda bir hanımefendi var. Kim? İşte seni kaçıran maşallahın eşi. Hanımefendi günaydın, geçmiş olsun size de. İyi günler Müge Hanım. Canım İyi günler. Benim. İyi günler tabii. Bir de İyi yayınlar Müge abla. Sağ ol canım benim. Bir de tabii olayın bu, seninle ilgili tarafı var. Senin de çok yıprandığını düşünüyorum. Sen eşini denize açıldı, orada kayboldu mu sanıyordun? Hayır ablacığım, ben biliyordum hani gideceğini. Çünkü bizim Ramazan'ın son bir hafta kaladan beri sorunlarımız vardı. Eşim en son bana bir gün dedi ki bundan 3 hafta önce, işte ben artık sıkıldım her şeyden. Ben çalışmak istemiyorum, bıktım, eşek gibi nereye kadar çalışacağım. Peki dedim ne yapmak istiyorsun? Ben işte sokaklarda yaşamak istiyorum karın tokluğuna deyince, ben dedim ki bundan bana hiçbir şey olmaz. İki çocuğu olan bir insan bu zihniyette yaşıyorsa bundan bana ne koca olur ne çocuklarıma baba olur. Zaten bir gün olsun benim çocuğumun başını okşamadı. Küçük kızımla çok iyiydi araları, çok seviyordu küçük kızımı ama bir çocuğuma bana hep hakaret, hep hakaret. En son şu iki haftadır yani burnumuzdan getirdi, artık son noktayı getirdi. Aramızda saygı diye bir şey kalmadı. Hani en azından tartışıyorduk bugüne kadar ama aramızda saygı vardı. Saygı seviyesini aşmıyorduk. Ama artık o saygıyı da yitirince benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Hani tek taraflı mı? Tabii ki de değil. İkimiz de karşılıklı birbirimize karşı saygımızı yitirdik. Hakaret mi? Beni kadınlığımdan vurdu. Beni insanlığımdan vurdu. Yani söylenmeyecek laflar var. Söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Benim 7 yaşındaki çocuğuma hiç değer vermedi. Bana o lafı söyledikten sonra 2 haftadır eve para getirmiyor. Bize diyor ki çocuğuma diyorum babana söyle para getirsin. Para yok size diyor. Size bir şey yok bu saatten sonra diyor. En son işte cuma günü maaşını aldı. Ben yine sabrettim. Dedim ki hani belki kızgınlığından yapıyordur dedim. Ondan sonra ben dedim ki cuma günü de para getirmeyince ben sinirlendim. Dedim eve para getirmiyorsan eve gelmenin de bir anlamı yok yani. Ne yüzümüze bakıyorsun ne konuşuyorsun bizimle. Zaten ondan önce de ben böyle şüphelendim ondan. Hani ben o kadar salak bir insan değilim. Ama gözümle şahit olmadığım bir şeye de kalkıp hani tamam yaptı diyemem. Çünkü nereden anladım? Normalde kendine bakmayan adam parfüm sıkmaya başladı. Sabah işe gidiyor, saçlarını yapıyor. Ben yani şüphelendim ama elimde ispat yoktu. Ta ki son cumartesi sabah kalktı saat 9.30'da. Üstünü giydi, saçını başını yaptı. Nasıl bir insana yani resmen düğüne gider gibi hazırlandı. Ben hissettim zaten. Yani bir insan karısıyla problemi varsa bu kadar neşeli olamaz. Ben de dedim ki gittiğin yerde kal dedim. Gelme bir daha dedim. Gidiş o gidiş. Ne aradım ne sordum yani. Bu denize gitme muhabbeti değil abla. Bu aramızda olan sorunlardı zaten. Anlıyorum. Sen kaç yaşındasın? Ben 32 yaşındayım. Ne kadar aklı başındasın? Abla ben bu saatten sonra benim bir canım var. Allah uzun ömür verirse ben iki evladımın peşindeyim. Çünkü kendine bakmaya aciz olan bir insan benim çocuklarıma bakamaz abla. Ben iki çocuğumun peşindeyim, ailem de benim arkamda. Ben de çocuklarımın arkasındayım. Allah bana can sağlık versin, ben çocuklarıma bakayım. Allah anneme uzun ömür versin, o da bana baksın. Amin. Amin bacım, amin. Amin. Biz senin için de çok üzüldük ama Kübra da zaten hani gerçekten kim nereye çekse oraya gidebilecek yapıda bir kız. Yazık ki o da senin işte kocana denk gelmiş. Onun da şanssızlığı olmuş bence. Benim eşimin bu ilk değil abla. Ben geçen sene Ramazan'da da yakaladım. 21 yaşında bir kızla konuşuyordu. Of. Nerede tanıştın dedim. Minibüste tanıştım. Ya sen minibüste nasıl bir insanın numarasını alabilirsin? Sen benim kafamı dışarıdan çıkart, camdan dışarı çıkartmayan bir insansın. Ben evimdeyim, işimdeyim, çocuklarımın başındayım. Abla yani söylenecek çok şey var ama inan ki yani söyleyemiyorum. Hani
özel konuşmak istiyorum seninle. Ya bir şey söyleyeceğim. Onun sana söylediklerini de kafana takma. Sonuçta o sana öyle söyledi diye o senin öyle olduğunu anlamına gelmez ki. O kendi kompleksi. Beni abla. Ya aşağılayan kendi kompleksini ortaya çıkarıyor. Yani bir anlamı yok ki. Zaten o kendisini aşağılık kompleksinde hissettiği için seni aşağılamaya çalışıyor. Normal düzgün insanlar birbirlerini yüceltmeye çalışırlar. Yani beraberlik öyle bir şey ya. Hani birbirine iyi geleceksin yani, yücelteceksin. İyi taraflarını söyleyeceksin. Eğer sana hakaret ediyorsa zaten bunun bir anlamı yok. O sana hakaret etti diye sen öyle değilsin. Ben hiç hayata öyle bakmam. Kötü söz sahibine aittir. Kızgınlıkla söylenen şeyler vardır ama hani hakaret boyutu, birbirini aşağılama boyutuna geldiyse o iş, düşün ki karşındaki insan kendisini ne yazık ki senden daha aşağıda hissediyor. O yüzden de seni hakir görerek, hor görmeye çalışarak kendisini, işte kendi duygusunu yükseltmeye çalışıyor. Yani bu bunları niye söylüyorum? Tabii bu psikolojide böyle, yani bu insan bilimi. Bunu ben kendimden söylemiyorum. Okuduklarımdan, öğrendiklerimden söylüyorum. Ve hayata da yansıttığın zaman bunun ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun. Kendine güven eksikliği olan kişiler karşısındaki kişiyi bir şekilde hakaret ederek, küçümseyerek, onu aşağı çekerek, kendisi daha tepeden ona bakan bir görünüm sağlayarak kendi sanki daha üstünmüş, daha hani farklı vasıflara sahipmiş gibi davranıyor. Öyle hissediyor. Oysa ki aslında o saydığı bütün vasıflar, o hani karşısındakini aşağı çekmek için saydığı bütün özellikler aslında kendi için hissettiği özellikler. Ne yazık ya. İşte evet. Normal insanlarla karşılaşmazsan, yani normal dediğim, normal ruh sağlığı, işte akıl sağlığı, beden sağlığı, neyse. Standart hep bunu yaşıyorsun. Yazık, bak gencecik kız yani. İki tane çocuğu var. Kaç yaşında çocuklarınız? Biri bu sene okula başlayacak işte abla. Biri de 3 yaşına girecek. Daha çok küçükler. Olsun, sen onlara çok aklı başındasın. Sen onları eminim ki çok iyi yetiştireceksin. Ya ben senin o sesindeki kırgınlığı anlıyorum. Böyle bir yani mutsuzluğunu, kırgınlığını anlıyorum. O bana öyle söyledi, böyle söyledi falan abla, diye bir üzüntü yaşıyorsun. Onu da geçtim. Hani söylemesi, hani biliyordum psikolojisi bozuktu. Çünkü bunları sağlıklı bir insan söylemez. Yani her şeyi böyle bahaneydi. Her şeye bahaneydi. Ben yine hani çocuklarımı yemedim, içmedim. Sadece dedim ki bir ev alabilelim. Benim kızım bu arada tek böbrekli. Hani ileride belki ona para lazım olabilir gibisinden düşündüm. Yemedim, içmedim, hani topladım. O da topladı, o da yemedi, içmedi. Desem ki o hayatını yaşadı, ben süründüm, öyle bir şey yok. Karşılıklı. O da yemedi, içmedi, ben de yemedim, içmedim. Topladık. Sadece dedim ki hani bir evim olsun, eşyam da olmasın, zamanla o da olur dedim. Ama abla hiçbir zaman ben ondan sadece sevgi istedim ya. Sevgi istedim ben ondan. Bize sevmesini istedim. Bir şey istemedim yani. Ama kendisi sevgiyi tatmamış insanlar karşısındakine de hissettirmekte güçlük çekiyorlar. Bunu da unutma. Ama bunların hiçbiri de tabii bizim problemimiz değil yani. Dediğim gibi herkes kendisine bakacak. Yani bu yapacak bir şey yok. Yani yapı bu aslında. Aslında. Onlar herkesten önce onlar evleniyor. Ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Yani herkes yani demiyor ki ben böyleyim. Çünkü bence farkında değil ki ne olduğunun. Öyle bir sıkıntı var. Bak gördün mü Kübra'cığım? Bak iki çocuğunun annesi, karısı hani sana demiş ya işte evleneceğim, şöyle yapacağım. Yok ciddi düşünüyordu. İşte bak ciddi düşünmüş, evlenmiş işte. Kadının hayatını mahvetmiş. Gör kızım, gör bak. Gör. 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 Tamam. Sen yaşıtlardan 5 kat geri gidiyor ama görüyorsun. Ben sana bu olaylar olmadan önce böyle anlatıyordum. Kızım, böyle şeylere inanma. Eve inan, dışarı kaçma. Yani dışarıdakilere inanma, dışarı yönelme. Bak, kadıncağızın dünyalık bacım kardeşimdir Müge abla. Yani yazık, günah ya. Vallahi billahi şimdi anlatayım, ben bu kadarın böyle olduğunu bilmiyordum. 10 seneden beri tanıyorum. Bizi izleyen o kadar böyle çok hanımefendi aynı durumdadır ki. O yüzden ben de çok iyi biliyorum. O kadar çok hanımefendi aynı durumda ki. Evet. Evet, çok var böyle. Ben buradan sesleniyorum. Tüm dünyaya. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Herkes soluğuna çocuğuna sahip çıkarsa bu böyle olmaz. Bu durumlar ortaya çıkmaz.
bu durumlar şey yapmaz, şiddet yapma. Konuşa konuşa. Ama böyle bir şey olduğu zaman da Müge ablaya gelmeye de... Teşekkür ederim. Olmasın da biz başka olmasın, yerlerde buluşalım. Ama olmazsa da olmaz. Bak biz buraya çıktık. Gör mesela belki de hiç aramayacaklardı. Benim evladım ben bulamayacaktım. Belki daha kötüsü olacaktı. Belki öldürüp atacaktı. Bu yaşanan şeyler Müge abla. Evet. Ha. Bak bu kardeşimiz de mağdur durumdaymış. Bu... Biz... Yani yine peşine düşebilir aslında bak hanımefendinin. Evet doğru ben şimdi bu ne önem alacağım sen de anlamadım. Küpe et. Bir hafta sonra sana tekrar gelip bak işte böyle oluyor. Boşanacak mısınız siz? Yani boşanmayı düşünüyor musunuz eşinizle? Hanımefendi. Ben çekişmeli boşanacağım. Hani ne çekişmeli boşanacağım? Bir boşa gitsin. Sizinle yayın arkasında özel bir şey konuşmak istiyorum. Tamam ablam. Konuşalım. Ya bak ben size bir şey söyleyeyim. Bak hepiniz kendi hayatınızı önemseyin. Boşayın gitsin. Çekişmeli boşa... Ya niye? Niye çekişmeli boşanayım ya? Defolsun gitsin. Ha benim hayatımdan ne kadar erken uzaklaşırsa o kadar iyi. Sen de kendi hayatından bu istemediğin kişiyi ne kadar erken uzaklaştırırsan... ...kendi hayatına daha iyi bakarsın. Yani öteki türlü hep kafanda öyle bir şey olacak. Defolsun gitsin. Ya çekişmeli boşanmaktan falan vazgeçin. Beğenmiyorsanız güle güle yani. 5 sene onunla mı uğraşacaksın? 32 yaşındasın. Boşandığında olacaksın 37. Hayatının en güzel 7 yılı gitti. Hiç değmez. Zaten vermişsin o kadar yılını. Kibarca bir bay bay. Sana da tekrar arayacak da seni ne diye gönderdi giderken? Gene konuşuruz falan diye mi gönderdi? Yani yine buluşacağım dedi. Yani yine konuşuruz dedi. Tabii ben tahmin ediyorum ama. Bırakmayacaktı. He? Bırakmayacağım dedi. Ben de kızımı peşin asla bırakmayacağım. O artık yanından bile geçemez. Kesinlikle yani. Gerekirse evde onunla bekleyeceğim ama asla yanına yaklaştırmayacağım. Sen de yani inanma artık onun sözlerine. İyice dinledikçe iyice üzüldün orada. Ben onun farkındayım yani. Böyle hayallerin kırılıyor senin yavaş yavaş. Abla bilmiyordum yani bu kadar olduğunu yani. Hiçbir şekilde bilmiyordum ben. Yani böyle birisi olduğunu. Yani hiçbir şekilde bana kendi hakkında böyle bir şey söylemedi. İşte kızım. Kimse söylemedi. Her gördüğüne inanmayacaksın. Her duyduğuna inanmayacaksın. Yani yine inanma. Senin gibi kızlar da inanmasınlar işte. Evet. Senden bir yıl önce de 21 yaşında bir başka... genç kadına benzer şekilde yaklaşarak onun da hayatında kim bilir ne derin yaralar oluşturdu. Hangi yani, yalanlarla. Yani seni ararsa. Onun için aynı yalanlar. Konuşma artık. Konuşma. Teşekkür ediyorum size de. Geçmiş olsun ne diyeyim. Size de geçmiş olsun. Hanımefendi size de geçmiş olsun. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Yapacak bir şey yok. Amin. Yani dün biliyorsunuz bir de onun arkasında hani 14 yaşında hamile kalan bebeğiyle beraber ortadan kaybolan kızla beraber böyle program bir katmerlenmişti. Şimdi onunla ilgili de gelişmeler var. Bağlayacağım yayını az sonra. Ama şunu söylemem lazım. Özellikle genç kızlara. Bilmiyorum hayat bu kadar çabuk değişti mi? Ya biz de 100 yaşında değiliz yani. Üzerinden bir asır geçmedi. Ama şunu unutmayın. Yani mesela lisedeyken flörtlerimiz olurdu, gelen çocuklar olurdu senden hoşlanan. Bize kartlar falan bırakırlardı masaya. Benimle çıkmak istiyorsan evet'i kopar, hayır'ı kopar. O acaba geçen gün onu düşündüm. Evet'i diyelim kopardı sonra kartı nereye bırakıyorsun acaba? Bana hiç bırakan olmadı. Ben geçinemiyorum kimseye. O yüzden... kartı bırakıyordu. Yok birisi bırakmış daha doğrusu. Ben aslında onu buldum şeylerimin arasında da kim insan bıraktığı zaman ismini yazması lazım. Ben ne bileyim kim bıraktı hiç uğraşamamışlar. Neyse ama şunu bilirdik bak. Bilmiyorum o zamanın delikanlıları şimdi artık işte bizim yaşlarımızdaki beyefendiler. Beğendiği kızın yanında bile görünmek dolaşmak istemezdi ki ona söz laf gelmesin. Yani okuldan çıkarken bile kapının önüne seninle çıkmazdı ki etraftan birisi görüp de sana laf söylemesin, annesi babası görmesin. Bence sevgi böyle bir şey ve bunun peşine düşün. Şimdi adam beni karım evden attı sabah, akşam gel seni de alayım, biz ev kiralayalım. Reklamları izlerken tek taş yüzük reklamı gördük, ben de sana alacağım dedi. Bu değil ki. Yani sana tek taş alması değil aslında önemli olan. Seni o tek taş kadar değerli ve kıymetli ve göz alıcı görmesi.
Lütfen kızlar ve bakın bir konuşun annelerinizle babalarınızla. Yani anneler babalar da anlatsınlar çocuklarına bunları. Ben büyük şehirde yetişmiş bir insanım. Hani sanki büyük şehirde böyle hayat çok farklı, çok burada şey yaşıyoruz. Çok uçlarda falan yaşanıyor falan görüyordu bazıları o dönem herhalde. İşte öyle değildi. Ama ben o dönemki kendi yaş grubumun erkeklerine çok saygı duyuyorum. Açıkçası öyle yaşanırdı. Yanılıyor muyum? Böyleydi. Ya bizler okurken ortaokul, lise çağlarında hani bir kızdan hoşlanıyorsak hani yüzüne bile çok dikkatli bakmazdık. Hani ayıp olur, bir tabii vardı. Ki mahcup hissederdik kendimizi. O senin duygun ama dışarıya karşı da onu korur kollardı. Korup kollama duygusu vardır. Yani o zamandaki gençler aslında şimdi düşünüyorum da yani gerçek İstanbul beyefendileri onlarmış yani. Şimdi şimdiki gençlere bakıyorum ki hepsi yani değil. Çok uçlarda yaşıyorlar. Her şey toz pembe gibi görmek istiyorlar. Özgür yaşamak bak istiyorlar. Bak hepsi değil. Ben de kızlara diyorum ki asıl olan budur. Öyle kişiler buldunuz mu? Zaten o kişi gelir seni evinden ister, seninle konuşur, ailenden ister, baban da bir bakar. Yani bir şeyin de bir normali vardır. Çocuklar yani adabını biraz onu yaşayın. Evet. Biraz adab değişik hepsi yani. Değil. Yani ben söylüyorum müthiş bir gençlik abla, yetişiyor. Az bir şey söyleyemem. Hani ona bir şey söyleyemem. Müthiş bir yeni gençlik geliyor. Ona kalben inanıyorum. Ama böyle yani uçtaki insanlara da lütfen kapılıp gitmeyin. Bak boynum bükük üzgünsün. Karısını dinledikçe daha da üzüldüm. Çünkü o seni gönderirken annenin babanın yanına yine seni arayacağım dedi. Sen gene böyle bir için kıpırdı. Şimdi artık bu kadını duyduktan sonra hala daha bu adamla konuşursan ben sana ne diyeyim? Yani git kendini uçurumdan at. Atacaksan zaten uçurum yani. Olur. Öyle bir şey olduğunda uçurum ama kızımı asla bırakmam. Hayatım senin bırakıp bırakmaman da önemlidir. O gitmeyecek. Yani biz de çocuklarımızı zincirle bağlamayacağız bir yere. O gitmeyecek. O akıl edecek. Anladın mı Kübra? Duyayım bir seni. Anladım. İkna olayım yani. Ha git kendini uçurumdan at. Ha git yine konuşmaya devam et. Tabii ki karar senin. Şimdi reklamlara girelim. Efendim reklamlardan sonra Kayseri hareketli demiştim. Muhabirimiz Pembe Koç Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler köyünde. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ne yazık ki günlerdir işte bu köyde kayıp olarak aranan iki kişinin cesedini arıyor. Yani inşallah bir ize rastlanır. Muhabirimize bağlanacağız ve efendim işte 3 Haziran'da Adana'dan 7 aylık bebeğiyle kayıplara karışmıştı Ümmü Gülsüm. Yayınımız sırasında bulundu. Bugün yine ablasının evinde. O işler karışık. Evet anne belki öfkeli davranıyor. Kız zaten çenesi hiç durmuyor. Ama ortada 15 yaşında bir çocukla 7 aylık bir bebek var. Ve ben bu bebekle annesinin açıkçası akıbetinden endişeliyim. Bu böyle olmaz. Ben hiç kimsenin yani o babama gittim diyor, ablama gittim diyor. Ablasına soruyoruz başka bir şey söylüyor. Babasına gidiyoruz başka bir şey söylüyor. Sonra annem bana izin vermiyor diyor. Anne de neye izin versin? Neredesin sen? Bu kızı hamile bırakıp bu duruma getiren kişilerin ben yine bu kızın peşini bırakmayacağına inandığım için o çocuk için de çok endişeliyim. Bir ara verelim hepsini aktaracağım. Adana'da annesiyle yaşayan 15 yaşındaki Ümmü Gülsüm 7 aylık bebeğiyle birlikte kayıplara karıştı. Sağlık sorunları nedeniyle stüdyomuza gelemeyen anne kızı ve minik torununun bulunması için yardım istiyordu. Şimdi bir çocuğu olmuş, anne yataktan kalkamıyor, baba annenin deyimiyle hayırsız, kadın da diyor ki benim kızımla torunumu bulun. Hasta yatağından yayınımıza katılan endişeli anne henüz 14 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği kızını hamile bırakan gençten şüpheleniyordu. Benim kızım daha 15 yaşına yeni girdi. Bebeği başkasına verecek. Satacaklar evlat olarak. Ben çocuğumu istiyorum. Benim kızımı, torunumu kurtarın. Ben kızımın her türlü arkasındayım. Yeter benim kızımı bul Müge Hanım. Ben sana güveniyorum. Ölümü, sağımı ben nasıl bulacağım? Nereden bulacağım? Kalkamıyorum yerimden. Adana Sarıçam ilçesi Orhan benim Gazi Mahallesi muhtarı Ali Rıza ayağını Cingöz ekibimizle birlikte Songül Hanım'ın evinde. Anladığım kadarıyla hem maddi hem manevi çok sayıda sıkıntısı var ama yani kendi sıkıntısına öte çocuğunun ve torununun kurtarılmasını istiyor. Sosyal hizmetlere seslenmek istiyorum. En doğrusu sosyal hizmetlerin gelip hanımefendiye insani yardımda bulunması tek başına kala kalmış kadın. Ramazan'ın ilk günleriydi. Songül Hanım benden yardım istedi. Dedi ki muhtarım sana ihtiyacım var. Ziyaretine geldiğimde baktım yatalak yatıyor. Burada bir kız çocuğu var.
var. Kız çocuğunun yanında da bir 6-7 aylık bir çocuk var. Kendi kendime şaşırdım. Zaten kadının kızı çocuk, bir çocuk da orada gördüm. Beni bırakın, kızımı ve torunumu kurtarın diye çağrıda bulunan anne Songül Hanım'ın iddiaları kan dondurucuydu. Benim kızımı kurtarın, beni bırakın. Ben senin gücünle ayakta dururum. Altın kalbine hayranım. Dedim ben arayacağım. Ne olursa olsun, ne iftira atarlarsa atsınlar. Yeter ki benim kızımı bul. Benim kızımı kötü amelleri için kullanacaklar. Peki bu bebeği başkasına evlatlık vermek isteyen kim? Bunlar bir şebeke. Şimdi de beni tehdit ediyorlar. Diyorlar ki bana, sen bizden şikayetçi olursan biz seni öldürürük diyorlar. Annesinin günlerdir her yerde aradığı ve bir türlü ulaşamadığı 15 yaşındaki Ümmü Gülsüm'le 7 aylık bebeğinden güzel haber yayınımız sırasında geldi. Şu anda sen neredesin? Ben ablam içindeyim. Nerede bulduysanız onu oradan alın. Direktmen yurda gönderin. Yurdun haberi var benim aradığımdan. Orada onların can güvenliği yok. Çünkü geçen kış uzaklaştırma aldık. Bir ağlama, halledeceğiz. Bebeğin nerede? Bebek yanımda. Dinleyin, bebek yanımda. Yurda falan istemiyoruz. Tamam, sen bir dur, sohbet ediyoruz. Ablan, annenin kızı mı, babanın ilk evliliğinden olan mı? Onun ilk evliliğinden. Annenin de biraz sinirleri bozulmuş herhalde değil mi bu yaşında? Nafaka için velayetimi vermiyor babama. Ama senin baban da bu süreçte hiç mahkemede şikayetçi olmamış, senin yanında durmamış. Babam kaç defa şikayette bulundu, almak istedi ama annem hiçbir şekilde velayetimi vermedi. Velayetten değil. Senin bu davanda baban hiç yanında durmamış. Hamile olduğumdan babamın haberi bile yok. Bu geldiğimde öğrendi. Onun için de zaten şikayette bulunacak. Kalp rahatsızlığı, tansiyon falan var diye hiçbir şekilde demedim. Annenin rahatsızlığı rahatsızlık değil mi kızım? Annemi umursamıyorum. Beni çünkü kendi hiçbir zaman umursamadı. Şimdi orada çıkıp da timsah gözyaşları dökmesin. Peki bu çocuğun babası nerede? Babasıyla görüşmüyorum, bilmiyorum. Yanına gitmeyeceğim. Hiçbir şekilde yurda da gitmeyeceğim. Sadece babamı istiyorum. Onu zaten gördükçe daha çok sinirim bozuluyor. Ya küçücük bebeğe vurulur mu? Asla kabul etmiyorum. Ben o bebeğe bakıcı tuttum. Telefonunu da verebilirim. Kesinlikle ben istemeseydim bebeği zamanında aldırtırırdım yurttayken. Kızım resmen şu an iftira atıyor. Asla kabul etmiyorum. Acilen yurda gönder. Kurban olurum. Ayağına. Ver bana ablanın telefonu. İstemiyorum. Yurda falan gitmek istemiyorum. Beni çıldırt olsun. Yurda gitmek istemiyorum. Tamam, bir ablanın sesini duyayım ben. Ablam şu an yeğenime mama almaya gittiler. 15 yaşındaki kızının bebeği olduğunu bile henüz yeni öğrenen baba Ömer Eroğlan da yayınımıza katıldı ve annesi velayeti verdiği takdirde kızını alacağını söyledi. Beni aradılar, benim kızım oradaymış. Şimdi ben oraya geldim. Benim senden hiçbir sorunum yok. Sen bizi amani felç kaldım diye yatakta bıraktın gittin. Madem babaydın, üzücüleri niye savundun? Velayet bende olmadığı için ben bir şey diyemedim. Ben kaç yaş şikayetçi oldum. Ben çocuğumu heder ettirmem. Zaten heder ettirdim. Velayetini ver çocuğumu, ben bakalım. Kızı araya veren sensin. Dövme dedim. Başka dövme. O çocuk hep yurtlarda ben geçti. Ben vermedim dövdüm, araya. Sen kaçırdın. Asla dövmedim ben çocuğumu. Siz niye eşinizi bıraktınız? Ben hasta oldum diye bıraktı diyor. Yatalak oldum diye bıraktı. Bacım yalan. O çocuğun yüzünden bir ağızla kas olup evin içini kırdı sırdı benim başım. Devletimiz biliyor. Benim başıma bir şey yaptı, o kırdı dedi. Ondan sonra aramızda açıldı, biz ayrıldık yani. Yani bunun velayetle ilgisi yok ki. Zaten kaç yaşında kız, velayet mevzusu değil ki konu. Kızın başında bacım, bir bela var, anlamıyor musunuz siz? Şimdi benim yanıma gelse ben karakola götüreceğim. Biliyor yani. Velayet bende der ya. Niye götürüyorsun? Kızıma bakmıyor diye dava açtı. Çocuğu buradan aldılar, yurda götürdüler. Asla. He. Benden 1,5 milyar para alıyor bu. Daha o çocuğa bakmıyor. Yahu evet, çocuk senin evet, yanında kalırsa nafakası da kesilir senin derdin oysa yani. Tamam, benim yanında çalış, ben bakarım çocuğuma. Tamer'e kendi vermiş. 3 gün 4 gün Tamer evinde götürmüş. Bir ana nasıl güvenip de sen çocuğumu veriyorsun? Asla Tamer... Kurbanım. Siz de babalıktan bahsetmeyin o zaman. Sadece annede mi yani bu konuda sorumluluk? Demek ki sizin ilk evliliğinizden olan kızınızla da aranızda bir bağ yok ki. O da açıp da bak baba kardeşim bana geldi demiyor. Ben sizin babalığınızı şu an burada konuşmak istemiyorum. Sizde eğer biraz vicdan olsa zaten bu kadın doğum yaparken böyle olmuş, hamile kaldığında olmuş, o kadını yalnız bırakmazdınız. İnsanların ızdırabı olduğunda ruh halleri de değişir. Izdırabı var kadının. Niye dava açmıyor o çocuğa? Mahkemede sizinle ilgili söylenen de babanın ses çıkartmadığı yönünde, burada mahkeme kayıtlarına geçmiş. Siz niye gitmediniz o mahkeme kapısının önüne? Niye bir başsavcının önüne çıkmadınız? 13 defa ben evden kaçtım. Neden evden kaçtım? 13 defa. 13 defa geldi, kaçmadı evden. Niye onları savunuyor? Hepsinde de kendi isteğimle kaçtım.
baskı uygulamış, 13 kere evden kaçmışsın, bir de hamile kalmışsın, bir de bebek almışsın. Daha baskı uygulamasaydı ne olacaktı? Ben hiçbir şekilde annemin yanında kalmayacağım. Tekrardan babamın yanına gelirim. Ya niye ben o zaman babanın yanına gitmedin diyorum ben de sana. Bir hafta önce babanı çok seviyorsan gitseydin ya. Gene sokaklardasın. Tamam. Bu arada Sarıçam Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sayın Hüseyin Ceylan, 3 kişilik ekibiyle sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışan anne Songül Kötü'nün evinde. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yayınımızı görür görmez onlar da harekete geçmişler. Sağ olsunlar. Dur ablacığım sen bir bekle. Ay çocuk ziyanlı. Yemin ediyorum ya çocuk ziyanlı. Ve yani 5 dakika ben bile konuşurken cinlerim tepeme çıkıyor. Bazı şeylerle baş etmek mümkün değil. Yani çocuk küçücük, kucağında küçük bir bebek. Anne diyor ki kızım eve geri dön, neredesin? Bak bu bebeği alırlar satarlar. Seni de başka yere satarlar artık, daha ne diyelim? Hani zaten hani durum ortada. Hala kız diyor ki annem bana baskı uyguluyor. Hala diyor ki niye uyguluyor kızım, ben 13 kere evden kaçtım. Ya, sen kaçınca anne de gitme diyor. Ne istiyorsun yani? Ne diyebilir? Ne başka, desin kızım yani maşallah 13 kere kaçtın, 14.'yü de kaçtın, 15 kere mi kaç desin? Ne desin kadın? Sonra diyorlar ki kadına sinirli. Kadın zaten yatağından kalkamıyor. Kızı için perişan olmuş. Şimdi yayında anne baba var. Anne Songül Kötü ve baba Ömer Eroğlu. Günaydın ikinize de. Ömer Bey nerede şimdi bu kız? Günaydın. Günaydın. Neredesin? Günaydın. Benim yanımda. Sizin yanınızda. Kızım benim. Günaydın. Tamam. Günaydın. Şimdi kız sizin yanınızda kalmak istediğini söylüyor ama anneye evet, bu kadar tepkili olduğuna göre ben annenin daha çok sahip çıkmak istediğini düşünüyorum açıkçası. Ne söyleyeceksiniz? Ben önce bir anneden alayım. Bacım bak. He. Bak. Buyur. Bak. Annesi hiçbir esas lafı yok. Neden satmaya. Bir daha 40 tane eni olmuş, birini kesip atamamış. Bunun konuşmuş olduğunun hiçbirisi esas değil, hep iftira ediyor. Tamam ben de ona katılmıyorum. Ben de sizin böyle bir şey yapacağınızı düşünmüyorum bir baba olarak, onu söyleyeyim. Ne? He. Ben 4 tane çocuk büyüttüm. Ablam bir tıstığım yok. Cezaevinde niye yapmış? Beyaz kadın ticaretinden yapmamış mı cezaevinde baba Ömer Eroğlan? Allah Allah. Beyaz kadın ticaretinden yapmamış mı? Niye yaptın cezaevinde 6 ay, onu söyle. Müge Hanım, ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyorum. Benim kızımı, torunumu kurtarın oradan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sesleniyorum. Yüreğiniz gizli sosyal hizmetlere, sevgevlerine sesleniyorum. Benim kızımı, torunumu kurtarın oradan. Benim torunumu, kızımı kurtarın oradan. Kötü emellerine alet edecekler. Ben torunumu bir evlat olarak satacaklar. Kızımı da bir pis emellerine alet ettiler. Daha da edecekler. Uyuşturucuya bulaştıracaklar. Her pisliğe bulaştıracaklar. Benim kızımı kurtarın oradan. Benim torunumu kurtarın oradan. Ben Ömer Eroğlan'ın ne dediği umurumda bile değil. Asla iftira atmıyorum. İftira etmiyorum. Araştırsınlar suç sosyanı. Kadınlarla araştırsın devlet. Cezaevinde niye yaptığını araştırsınlar. Ben sana söyledim. Çocuğu kaçırdılar. Gel bana devlet yardımcı zaten olsun. Suç duyurusunda bulun dedim. Niye gelip de bulunmadın? Yalan. Niye gelip de bulunmadın? Yalan söyleme. 13 yaşından sonra babam oldun sen. Sen 13 yaşından sonra ortaya çıkmış bir baba müsbettesisin. Terbiyesizlik yapma. Karı koca kavgasının arasına yalan konuşma. Bak beni aradın, ben derler, ben de girelim. Senden ayrıldığım halde ben seni yalan söylemiyorum. Tersusa kontrola dahi götürdüm. Cezaevinde niye yaptı onu araştırın. Bir dakika. Ondan sonra. Hanımefendi bir saniye. Songül Hanım bir saniye. Bir dakika Songül. Beyefendi bir dakika beyefendi. Siz cezaevinde yattınız mı? Bir dakika durun. Evet yattık. Hangi suçtan? Yattım. Hangi suçta? Bir iftira yüzünden yattım bacım. Tamam, hangi iftira? Nasıl bir iftiraydı bu?
Ben bir yolda bir araba kalmış. Mahalleden arkadaş aradı dedi. Bizim arkadaş yolda kalmış dedi. Arabasını çekti. Bu da kamerada, onlarda da her pislik varmış. Onlar hala yatıyor. Ben çıktım. Benim hakkımda bir tane şikayetçi de yok. Şöyle inceleyebilirsiniz. Tamam, arkadaşlarınız yani. Hangi pislikten yatıyorlar? Ne? O arkadaşlarınız neden yatıyorlar? Her pislik varmış bacım onlarda. Tamam, her pislik ama hangi pislikler? Bir sürü pislik var. Evet. Hangi pislik? Kadın pazarlama yani aklına gelmeyecek şeyler varmış yani. Kadın doğru söylüyor. Biz de kameraya yakalandık, arabayı çektin der. Eşiniz doğru söylüyor o zaman, eski eşiniz. Eski eşiniz doğru söylüyor. Ben yalan söylüyor. Söylemiyorum bak, ben şeyden kamera görüntüsünden şey yaptım. Tamam, o da diyor ki o zaman benim kızımı alın bu adamın yanından. Zaten ondan diyor sonra. Benim kızımın durumu iyi değil diyor. Doğru söylüyor kadın o zaman. Doğru söylemiyorum. Bak kendinin eski hallerini bak dile getirdin miydi çok kötü olur. Ben bunu bataklıktan aldım. Şimdiye kadar daha hiç demedim. Ağzımı açtırmasın. Kendi beyefendi, doğru birisi yani değil. Nikahınızı aldığınız kadın hakkında böyle konuştuğunuza göre kusura bakmayın. Gerçeğini söylüyorum. Tamam. Beyefendi siz nikahlı eşiniz hakkında böyle konuşuyorsanız. Tabii sen de gelmeyeceksin. Babanın yanında at koşturacaksın. Anne orada sıkıyor, babanın yanında at koşturmak istiyorsun sen de. Ne konuşmak istiyorum ablam? Ne konuşturmak istiyorsun? Ama anneyi ben şimdi... Ben gerekenleri söyledim. Ben çocuğuma... Bakmamışsın da şimdi mi aklına geldi beyefendi yani? Ailemi 13 yaşına kadar ortada bacım, yoktun. 13 yaşına kadar ben... Cumhurbaşkanımız baktı benim çocuğuma, bana. Aile ve sosyal politikaları baktı bize. Adana sevgi evleri baktı bize. Adana yüreği sosyal hizmetler baktı bize. Ben onlara sesleniyorum. Benim kızımı Ömer Eroğlan'ın yanından kurtarın. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edin. Yurda teslim edin. Benim çocuklarımın hayatı tehlikede orada. Allah Allah. Beyefendi peki bacım, siz nasıl bakacaksınız? Yalan söylemiyorum. Siz nasıl bakacaksınız 7 aylık bebeğe beyefendi? Ben bakarım. Asla ben maaşım var, şeyim var. Aile ve sosyal ben bakarım. Ben 4 tane çocuk büyüttüm. Büyüttün de nasıl büyüttün? Hiçbirinin birinden haberi yok. Küçük kızın büyük kızının yanına kaçıyor. İkisi de sana haber bile vermiyorlar. Büyüttün de. İnsanlar zaten kendi kendilerine büyüyorlar yani. Bakmak var, bir de büyütmek var böyle. Uzaktan bakmak da var, bir de hakikaten büyütmek var. Cezaevindeymişsin zaten. Ben... Bu çocuk... Baba görme hakkı var, bana görme hakkı dahi vermedi. Ama eve gelme dedi. Ya ondan kız sonra, zaten kız sanki hakkı mı dinlemiş, kız gitmiş hamile kalmış. Seni görmek istese senin yanına mı gelmeyecek kardeşim, sanki 2 yaşında bebek. Sen velayeti alıp ne yapacaksın yani? Kızı kabul edeyim dedi. Başkasından bu dedi. Babalık davası aça DNA testi yaptıra kabul ettirdim. Ben bak, kendine şimdi mi baba oldu? He bir de o da var. Hakime ben görmek istemiyorum ömür boyu. Yalan söylüyor. Bir tane esas lafı yok. Bunda Allah korkusu yok. Hep içi yalan. Yalan söyleseydim görme günün neyin olurdu? Bak, 15 günde 20 günde bir ben mahkemede dahi dedim. Çünkü sen istemedin ben... çocuğu. Yalan söyleme. Tamam yalan söyle. Mahkeme... Ben mahkemede dahi... Yalan söyleme. Beni kandırın da devletin asıl kandırıcın. Bir dakika. Devletin asıl kandırıcın. Mahkemede babalık davası açıldı mı beyefendi? Devleti kandırmıyorum zaten. Beyefendi mahkemede babalık davası açıldı mı? Ben bu kadını öldürürüm şimdi. Açtım İmamoğlu'nda, mahkemeye geldim. Gel öldür. Kıza demiş ki
O kıza demiş sen işte polise veririm, şöyle derim, cezaevine attırırım. Kıza davayı geri çektirmiş. Mahkemede hakim bağırdı dedi, kızım beyefendi, dedi. Annemi istiyorum, babamı istiyorum dedi. Beyefendi, sen dedi, çocuğunuzla ilgili bir saniye hanımefendi, siz çocuğunuzla ilgili babalık davası açarak mı onu nüfusunuza kaydettiniz? Yok, babalık davası açma yok. Ben zaten kabul ettim, benim çocuğum dedim. O kendi yalan söylüyor. Ben kayıtını alırım dedim. Kendisi bir sürü yalanlar uydurdu, şey yaptı. Ben mahkemeye gittiniz mi yani bu konuyla ilgili? Ya dur. Mahkemeye gittik. O zaman niye gittiniz? Gidip nüfus dairesine gidip çocuğunuzu üzerinize alabilirsiniz. Mahkeme... Ya beyefendi, kahvede oturup okey oynarken konuşmuyoruz beyefendi. Yani ben de bu işleri ucundan kıyısından biliyorum. Çocuğunu kabul ettiysen gidersin nüfus dairesine. Bu çocuk benim dersin, bütün babaların yaptığı gibi. Alırsın nüfus kağıdını, verirsin annesinin eline. Mahkemeye gitmek bir işlemdir. Kabul etmediğin için mahkemeye gidilir. Sanki kahvede okey oynuyoruz da ben de senin kahve arkadaşınım, anlatıyorsun. Böyle anlatma, biraz anlat, konuşacaksınız. Doğru konuşacaksınız, konuşun. Bacım bak gel... Kendi babası kabul etmiyor diye şey vermiş, aradılar, gittim mahkemeye, dedim ben nasıl kabul etmiyorum. Beyefendi, çocuğu doğurduğumuz zaman babası gidiyor daha o gün, gidiyor nüfus idaresine çıkartıyor. Yani demiyoruz biz de git nüfus kağıdını çıkart diye, zaten baba olan gider çıkartır nüfus kağıdını. Siz çıkartmayınca mahkemeye yalan atmış, nüfus kağıdını çıkaracaksın çocuğun daha o gün. Sabah doğurduysa akşamına getirecek kadına o nüfus kağıdını, o da onun zaten hediyesidir. Bir demet de çiçek alın, nüfus kağıdıyla beraber getirin öğleden sonra kadına, babaysanız. Mahkemeye gitmek ne demek? Ömer Bey, sizin nüfus kaydınızda nüfus kağıdı olarak yazılı mı? Çıkartmaya gidiyordum. Ömer Bey. Yazılı, ondan sonra velayet davası var, yazılı. Polisi aramış, kabul etmiyor. Kaç gün geçti de aradı polisi? Ondan sonra... Bilmiyorum geçmiş gün... Çocuğu kabul etmiyor, ben ilik tahlili istiyorum, bilmem şey istiyorum, böyle dedi. Ondan sonra mahkemeye düştük. Mahkemeye düşmezsin ki. Mahkemeye düşmezsin, o gün de gidip alabilirdin nüfusun üzerine. Ya hikaye bunlar. Şimdi arkadaşım, nüfusa sen bu kızı niye istiyorsun? Nüfusa kaydetmedikleri için mahkeme olmuş. Zaman geçmedi zaten ki. Niye bu kızı istiyorsun sen şimdi? Aradan zaman geçmedi zaten. Bu kızı niye istiyorsun, kızım, biliyor musun müdahalım? Şiddet, dayak, şiddet, dayak, şiddet, dayak. Yani bu kız yurttan beri gelmiyor bacım. Kötü emellerine kullanmak için istiyor. Kötü emellerine kullanmak için istiyor benim kızımı. Ben kız... Ne kadar sevgi sen benim kızım. Karışamazsın patron içi. Oo. Sen benim çocuğuma karışamam dedi ama. Ama beyefendi bir dakika durur musunuz? Herkes bir dursun ama beyefendi, yani ben de bir tane araba gördüm de arkadaşımın arabasına bindim de oradan da uyuşturucu oldu da fuhuş oldu da kadın bilmem nesi oldu falana da yani kim inanır? Buna kargalar bile güler. Kadın da şimdi diyor ki bebek var ortada. Ben telefon konuşmalarında duydum. Bebeği de yurt dışında birine verecekler evlatlık para karşılığında. Ben çocuğum o zaman gelsin devlet el koysun diyor. Senin kızın da devlete gitmek istemiyor. Orada sıkıya gelecek diye. Bence senin yanına gelmek istiyor. Çünkü senin yanında serbest kalacağını düşünüyor. Yani vallahi bilmiyorum hanımefendi de yani ne bu babayla olur. Ben size bir şey söyleyeyim, siz kızınızı istiyorsunuz Songül ablacığım ama yani bu kız senin yanında kalmaz. Ben bir Songül ablayla konuşayım, kalmaz senin yanında yani. Songül abla. O zaman bebeği yurda gönder. Bebeği kurtarak. Ya doğru söylüyor. Bari hiç olmazsa bebeği kurtaralım evet. Diyor. Çok ağır. Ben korkumdan ben bundan yaşıyorum. Bundan. Orada kız, doğru söylüyor. Kız ben ablamla kalacağım deyince sayın savcı ablasına teslim etmiş. Savcı mavcı yok işin içinde. Öyle. Yok babaya. Şu an savcı babaya falan yok ortada. Hayır ablasına diye bak orada yazıyor. Sayın savcı çocuğumu şimdiye kadar niye korumadı?
ifade vermiş ve ablasına teslim etmiştir. İşte bak orada yazıyor. Şimdi mi koruyası geldi değil Sayın işte Savcı'nın? Değil. Torunu mu yurda gönderin? Kızımı yurda gönder Müge Hanım. Onların başı belada orada. O kızıma uyuşturucu sattıracaklar kötü amellerine. Onu bulaştıracaklar. Benim kızım psikiyatrik bir destek alıyor. Şimdi ilaçlarını da almıyor. Evet, çocuğun da psikiyatrik bir desteğe ihtiyacı var ama bebeğe yani... Benim kızım ruh hastası. Akli dengesi yerinde değil. Öyle asla söylenmez. Asla söylediklerini kabul etmiyorum. Tamam, öyle söylenmez. Bence hiçbiriniz çok iyi görünmüyorsunuz ama. Acilim ya, acilim. Acilim tedavi görmesi lazım benim kızımın. Tabii o da kolay şeyler yaşamamış yani çocuk yaşında. Ümmü Gülsün, bebeğine bakabilecek misin? Gerçekten bebeğin için destek ister misin devletten? Babasına sorayım. Çağırın şunu. Gülsüm gel. Ben bakarım. Destek falan gerekmez yani. Ben bakarım çocuğuma. Sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanımız, ben size yalvarıyorum. Ümmü Gülsün Eroğlan'ı, Berfin Eroğlan'ı, Ömer Eroğlan'ın elinden kurtarın. Kızımı kötü amellerine kullanacaklar. Bebeği yurt dışına satacaklar. Ben kendimi ispat edemiyorum. WhatsApp görüşmeleri, Instagram görüşmeleri bir çıksa zaten her şey ortaya çıkacak. Ben Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza yalvarıyorum. Kızımdan bebeği Ümmü Gülsün Eroğlan'la Berfin Eroğlan'ı acilen yurda gönderin. Bazı konularda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok çaresiz kalıyorum. Bence de bebeğin ve annesinin, zaten annenin de yaşı çok küçük. Yani bunların devlet koruması altında olması lazım. Ama o kız ben devlet koruması altına girmem diyor. O da böyle bir çılgın gibi bir şey. Yaşı çok küçük, aa, bebeğe bakabilecek bebeğe, baba durumda baba da ben bakarım diye. Diyor da yani ben de yani Ömer Bey, sizin de bebeğe nasıl bakacağınızı şey yapmıyorum. Annenin de bu kadar, anneannenin yalan söyleyecek hali yok. Kadın duydum ben, bebeği verecekler diyor. Bacım hiç esas uyduruyor, onun ya söylediği yalanlar gerçek oluyor. Benimki şey oluyor, mahkemeye veriyor, mahkeme sonuçlanıyor, cezalanmasını... Tabii elimde kağıt. Ha, hala da benden uğraşıyorum. Hala da uğraşıyor. İşte savcının tutuklama kararı, ceza şeyi elimde. Mayıs'ın kağıdı aynısı kendine de geliyor. Niye? Bu inceleniyor. Niye tutuklanmasın? Buyurun. Niye tutuklanmasını istemiş savcı Songül Hanım? Bana attığı iftiralar incelenmiş. Elimde mahkemenin şeyi. Çocuk bisikletten yani düşmüş, bunu demedim ben inkarlar diyor mu yani? Bir saniye dinle. Dinle beni bir. Ha bak, görüyor musun yalanı? Ameliyattan geldim. Çocuk bisikletten düşmüş. Almış götürmüş çocuğu yanına. Annem dövdü şey etti diye. Ameliyattan çıktığım tarih belli. Şikayet şeyi belli. Hayır, ben çıkmadım mı hakimin karşı? Hakim bir bana baktı. Teyzem ben seni dövebilirim. Sen, bu seni kimse dövemez ki. Bu, sen kimseyi dövemezsin dedi. Yalan söyleme. Diyorsunuz. Atın bana iftirayı. İftiranı söyleme. Bu ortamda da bu çocuklar kaçar ama. Ben bile stüdyodan kaçmak istiyorum şu an. Ben ameliyata da götürüyordum. İlk ameliyatında dedi ki Arif dedi götürecek dedi. Yalan benim dedi, eniştem dedi. Kabul etmedi. Bir de diyor ki ilgilenmedi diyor. Yalan söylüyor. Cumhurbaşkanımız yaptırdı. Birinci ameliyatta, ikinci ameliyatta. Cumhurbaşkanıyla ne alakası var bu konuyu anlamıyorum. Birinci ameliyatta oldu bu soru. Yani devlet yaptırdı anlamında kullanıyor. Ne yapıyormuş devlet? Ameliyatını devlet yaptırdı. Ha, devlet yani yaptırdı. Ücretsiz, anladım, yaptırdım, ücretsiz anlamında yaptılar. Kullanıyor muhtemelen. Gülsün biraz sakinleştin mi? Evet Müge Hanım, dinliyorum. Gülsüm, en azından bebek için bir yardım almalısın ablacığım. Senden rica ediyorum. Yani senin rızanla olmalı. Müge Hanım, ben hiçbir şekilde benim üstüme atılan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beni Tamercan Yiğit'i evine çağırıp da
4 ay bizim evimizde kalmasını isteyen kendiydi. Ardından bana şiddet uygulayan kendiydi. Bana şiddet uygularken, benim çocuğuma şiddet uygularken kendi neredeymiş? Babam kaç defa beni almaya çalıştı. Babam her zaman, ben okula aç gittiğimi bilirim, her zaman benim babam geldi yanıma. Bütün dertlerime babam koştu. Ben hastanelik oldum, babam geldi yanıma. Hiçbir şekilde bana bakmayla herkes anne oluyor. Doğurmayla herkes anne oluyor Müge Hanım. Şimdi bak, bütün bu sözlerine katılabilirim. Ama sen annenin yanından ayrılıp babanın yanına gitseydin. Sen babanın yanına gitmedin annenden ayrılıp. Sen de şu anda özgür bir hayat arzu ediyorsun. Ben de sana diyorum ki hem buna yaşın müsait değil, hem de bu özgür hayatta çocuk ya bebek yanında olamaz diyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Ben hiçbir şekilde, zaten buradaki çevreye de sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde özgür hayat için şey yapmıyorum. Tamam. Çevremdeki herkese de sorabilirsiniz. Ama. Evinde oturan, hiçbir şekilde de buradayken neden ben... Tamam, babanın yanına gitmedin ama kızım. Sen gittin arkadaşının yanına. Ondan sonra oradan babamın ablanın yanına. Babamın yanına gitseydim babam yine götürüp karakola teslim edecekti. Nafaka kendi, velayet kendinde olmadığı için pardon. Yine Songül kötü beni her şekilde alacaktı ve yanına aldığını daha kötü bana şiddet uygulayacaktı. Hayır, hayır, öyle artık senin yaşındaki bir çocuğun gidip de zorla orada burada kalması diye bir şey söz konusu olamaz. Mahkemeye verildiği zaman hakim sana sorar, sen ne diyorsan odur. Artık daha 12-13 yaşından sonra böyle, hatta 12-13 bile değil yani 7-8 yaşından itibaren soruyorlar mahkemede çocuklara. Çocuklar da söylüyorlar pedagog eşine. Senin yaşında kucağında bebeğiyle olan kızı hakim zorla annesinin yanında oturtacak hali yok. Öyle değil. Bak ne diyorum size, kahvede okey oynarken konuşur gibi konuşmayın. Sen zaten annenin yanından arkadaşının yanına kaçmışsın. Sonra annen programa başvurunca çıktın ablanın yanında. Şimdi baba diyorsun. Babanın dün programda haberi oldu senin nerede olduğundan. Yani şu hayat, ya tamam anlatıyorsunuz da. Yani ah be çocuğum ya. Artık o kadar çok gördük ki bu işleri. Müge Hanım, ben... Ziyan olacaksın. Benim ziyan, hakkımda ziyan atılan olma. İddiaların, iftiraların, babam hakkında olan... Ziyan babam olmadı hakkında yavrum. Olan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Madem ben suçluyum Müge Hanım, madem ben suçluyum... Sen kendinin suçlu benden değilsin. Önce Ümit Könü diye oğlu vardı. Sen suçlu değilsin, sen çocuksun. Ben sana suçlusun der miyim? Onu neden terk edip gitmiş... Aynı şekilde madem ben suçluyum, Ümit Könü'yü neden terk edip gitmiş? Benden önce oğlu vardı, ona da aynı şekilde baskı, şiddet, çocuğun elinden parasını almak. Yalan söyleme! Şikayette bulundun. Şimdi bak, anneni konuşmuyorum, seni konuşuyorum. Her konuda beni zorladın. Bak, annenle mutlu olmayabilirsin, babanla yaşama hakkına sahipsin ama sen annenden kaçıp babanın yanına gitmiyorsun. Müge Hanım, ben babamdan başka hiçbir yerde kalmayacağım. Zaten burada herkese sorabilirsiniz, çevredeki herkese. Evden dışarı çıkan biri bile değilim, evin içindeyim yani sürekli. Okuluma da burada devam edeceğim. Meslek sahibi olursam da burada olacağım. Geleceğimi de zaten çok iyi düşüncelerim var. Okuyup bir meslek sahibi olacağım. Çocuğuma da sahip çıkacağım. Babamın yanında kalacağım. Songül Hanım. La. Songül Müge Hanım. Hanım. Songül Müge Hanım. Hanım bak. Lan. Songül Hanım. Sizden şöyle bir ricam var. Siz de biraz sakin olun. Zaten dün de Sosyal Hizmetler Müdürümüz devreye girdi. Belediye de devreye girdi. Gelin bir bakalım, onların bir şartlarına da baksınlar, baba kız şartlarına da baksınlar. Sizin iddialarınız da değerlendirilir. Siz de biraz sakinleşin o arada. Zaten kızınızın şu anda sizin yanınızda yaşaması diye bir şey söz konusu olamaz. Birbirinizi mi öldüreceksiniz evde yani? Hayır, yurda. Yurda gidecek. Bebek de kızım da yurda gidecek. Ben giden yıl Mayıs'ın tamam, ben de diyorum ki uzmanlar gelsin. Hem sizi değerlendirsin hem aileyi değerlendirsin. Şimdi zaten bu şekilde sosyal hizmetler devreye girdiği zaman öyle bebeği kimseye de veremezler. O da suç. Bebek de kayda girsin bu şekilde, olur mu? Tamam. Dün Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyor beni. Sevgi evleri. Tamam, bir babayla konuşsun. Hizmetler.
Ben sizin çocuğun evlatlık verilme endişenize canı yürekten katılıyorum. Ama sosyal hizmetler devreye girip o bebeğin nerede olduğunu öğrendikten sonra ki orada bakılıp bakılamayacağının da değerlendirilmesini uzmanlar yapar. Ona göre ama bebek bu şekilde en azından evlatlık verilmez. Bebeğin bir şekilde koruma altına almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha 7 aylık. Yani siz birbirinizle dövüşmekten iyice biraz... Bebek acilen koruma altına alınmalı. Bence de alınmalı. Onunla size sonuna kadar katılıyorum. Ben de bebeğin bu şartlarda sağlıkla büyüyebileceğine inanmıyorum. Yani hiçbirinizin birbirine tavrı normal değil. Çünkü mesajları gördüm Mügem, kurban olayım. Ben de sizin boş yere bu kadar tantana yapacağınızı düşünmüyorum hanımefendi. Yani mutlaka sizin de bir takım... Müge Hanım cebimde 5 kuruş param yok diyor ya. Yeri satmış sırf benim üstümden para almak için her yerden benim üstümden sırf beni para için kullanıyor. Madem evinde 5 kuruş parası yokmuş gidin o çekmecesine bakın. Sırf o parayı tamam mı devlet kendine yardım yapar da... O parayı orada görürler diye parayı bankaya bile yatırmıyor ki her yerden bana yardım gelsin diye. Ben bana yapılan yardımdan bile haberim yoktu. Dün ben karakoldan öğreniyorum bunların hepsini. Konuşayım mı? Bence benim cebime 5 kuruş para vermezdi. Ben okulda açlıktan ölürdüm. Her zaman benim yanıma babam... kesilecekti. O yüzden... Ne yaptın o paraları? Arkadaşlar yani gerçekten hani bir çıkış yolu bulabilseydim annede ya da babada hani bunun üzerine gidebilirdim ama ben açıkçası bu konuda kendi şahsen bir çıkış yolu bulamıyorum. Yani ne babayı sağlıklı buluyorum ne anneyi sağlıklı buluyorum. Bir de bana yüzden... anne ile bu kız artık aynı çatı altında yaşayamaz. Yaşamasınlar. Hayati zaten. Tehlike söz konusudur. Vallahi. Her an bir olay çıkabilir. O bakımdan yani annenin yanına verilmesi bence çok zayıf ihtimal. Ama babaya mı verir, ablaya mı verir, devlet kurumuna mı verir ilgili mahkemeler? Bebeği şey derhal koruma altına alınması lazım sağlık bakımından. Bütün bunları aile mahkemesi madde madde ele alacaktır. Yok, sosyal hizmetlerin çok acil devreye girmesi lazım. Her iki tarafta da görüşsünler. Bebek evlatlık verilmesin. Evet. Önemli olan o. Çünkü anne para karşılığında vereceğini söylüyor anneanne. O da boşu boşuna söylemiyor. Baba da tutarlı değil. Ben evladıma eziyet etmiyorum. Ben evladıma gayet düzgün bakıyorum. Tamam işte bakıyorsun. Onlar da sana yardımcı olsunlar bakman konusunda. Bakabiliyorum da geleceğine de gayet güzel yapacağım. Geleceğine de gayet güzel yapacağım. Ben kendim gibi yetiştirmeyeceğim onu. Hiçbir şekilde kimseye de muhtaç etmeyeceğim. Canikon sen daha çocuksun. Ben sana inanıyorum güveniyorum da daha sen çocuksun. Sen kendine bakabilsen tabii ki bakarsın da daha sen bakıma muhtaçsın. Sen normal şartlarda bir annenin babanın işte neyse yani bakımına muhtaç bir çocuksun. Sana sabah kahvaltın hazırlanacak okula gönderileceksin. Geldiğinde üşüdün mü diyecek terledin mi üstünü değiştirecek denilen yaştasın. Sen şimdi hayata öyle bir giriş yapmışsın ki sana hiç kıyamıyorum zaten. Ama o bebeğe de kıyamıyorum. Tamam. Evet, bir sosyal hizmetler devreye girsin. Şimdi arkadaşlarımız iletişim kuracaklar. Ay çok üzüldüm, ter bastı bana, bilmiyorum size. Ya çok çıkmazdık yani. Vallahi böyle bir ter bastı sinirden. Evet. Efendim, ve 55 yaşındaki Mehmet Turhan'la 52 yaşındaki eşi Firdevs Öztürk Kayseri'den 19 Mayıs'ta kayboldular. Bugün kaybının 21. günü. Kayseri hafta sonundan beri hareketli diyordum size. Tabii Yusuf gitti. Buradan uğurladı konuğu, gitti elindeki bilgileri, belgeleri, mektupları ne biliyorsa abi. Her şeye gitti, emniyetle paylaştı. Siz keza öyle. Evet, zaten öyle. Yayınımıza bağlanan çok sayıda kişi sadece senin annenle babanın kaybı değil, o kayba yol açabileceğini düşündükleri birçok cinayet, kayıp, yaralama konusuyla ilgili de ihbarlarda bulundular. Ben her birine de teşekkür ediyorum. Ve sonunda efendim Kayseri Emniyeti gözaltı yaptı. Kimlere? Yusuf Turhan, yani kayıp Mehmet Turhan'ın erkek kardeşi, Necda Turhan, Yusuf Turhan'ın eşi ve Bedirhan Turhan yine amca Yusuf'un oğlu. Zaten Bedirhan'ın ismini de yine telefon kayıtlarından sıkça dile getirmiştik. Şu anda da dediğim gibi Pembe Koç muhabirimiz Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Köyü'nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü arama çalışması yapılıyor. 4. kez arama çalışması yapıyor bu köyde. Bu köyde ne var? Bu köyde aslında anlaşmazlığın temel noktası olan bir bağ evi var. Şimdi gördüm, yani bilmiyorum tabii Allah insana yaşatmasın. İş inada bindi mi?
O inat denen şey çok kötü. Ama şimdi bütün bunların burası için yaşanmasına da insan inanamıyor. Önce bir bandımızı izleyelim. Pembe dün arama çalışmasının yapıldığı yerdeydi. Bize o bağ evini de gösterdi. Yani bu çocuk anne diye inliyor ya. İşte tartışmanın ana noktası işte Pembe göstersin. Olacak iş değil. Kardeş, yeğen ve yenge göz altında. 3 kişi emniyet tarafından evlerinden alındı. Ortada tabii bir sürü bilgi, belge ve iddia var. Sorguda ikinci gün. Sorguları ise sabaha kadar devam etti. Didik didik edilen üzüm bağı. Cinayet büro amirliği ekipleri bu alanda da bir arama çalışması gerçekleştirdi. Kayseri'de hareketlilik sürüyor. Cuma günü yayınımızın ardından oğulları Yusuf'u Kayseri'ye uğurladık. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde elindeki bilgi ve belgeleri verdi. Ses kayıtlarını bizden istemişlerdi biliyorsunuz. Biz de onları gönderdik. Mehmet Turhan efirde Söztürk'ün kaybını araştıran Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı mektup ve ses kayıtlarının ardından Kayseri Emniyeti harekete geçti. Kayseri'de düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde önce amca Yusuf gözaltına alındı. Yarım saat sonra eşi, bir yarım saat sonra da yine telefon görüşmelerinde adı geçen Bedirhan efendim şu an emniyete götürüldü. Üç şüphelinin sorguları sürerken Kayseri İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Mehmet Turhan ve Yusuf Turhan arasında anlaşmazlığa sebep olan arazinin üzerindeyiz şu anda. Aslında burası Yusuf Turhan'ın bağ evi olarak kullandığı yer. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise yine bu evde ve bahçede bir arama çalışması gerçekleştirdi. Ortada tabii bir sürü bilgi, belge ve iddia var. Biz iki kaybı ararken ya ona yakın cinayet ve kayıpla karşılaştık. Emniyet güçlerinin arama yaptığı bir başka alansa Yusuf Turhan'ın evinin yakınındaki üzüm bağıydı. Görmüş olduğunuz bu arazi ise Yusuf Turhan'ın Emiler Köyü'nde bulunan üzüm bağı. Bu üzüm bağıyla Yusuf Turhan'ın Mehmet Turhan'la arazi anlaşmazlığına düştüğü bağ evi arasında 700 metrelik bir mesafe bulunuyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu alanda da bir arama çalışması gerçekleştirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin arazi ve üzüm bağı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda henüz bir ize rastlanılamazken 3 şüphelinin sorguları devam ediyor. Bakalım hepimizin gözü kulağı Kayseri Emniyeti'nden gelecek haberde inşallah sonuca ulaşsın. Evet, arama çalışması devam ediyor. Bir pembeyi izleyelim isterseniz. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün kaybının 21. gününde yine Yusuf Turhan'a ait olan bağ evinde bir arama çalışması gerçekleştiriliyor. Hassas burunlu köpekler, kadavra köpekleri eşliğinde bir arama çalışması gerçekleştiriliyor. Köpekler polis ekiplerini evin ön cephesinde bulunan meyve ağaçlarının bulunduğu alana yönlendirdi ve yine orada arama çalışması titizlikle sürdürülüyor. Bir yandan köpeklerin ekipleri yönlendirdiği yerler kazılıyor. Diğer yandan da yine ev ve çevresinde arama çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Burası ne kadarlık bir yer? Burası bir tekrar pembeye bağlı. 1500 metrekare falan arsa. Ama fakat etrafında dere var yanında. Bu derenin içinde ağaçlıklar falan var. Yani oralarda falan da olabilirler. Oralara da baksınlar. Her yerden çıkabilir. Hayır, yani. Bahçeye kadar neden yapsın ki? Çünkü o bahçe üzerinden yapılmış. Sanmıyorum oraya yapacağını. Orada karşısında komşuları var zaten. Oraya inip çıkamaz. Şu aracı de yere artık kadar tam zamanıdır. Yani birçok yerden köpekler gelmiş, ekipler toplanmış. Gerçekten o gece, kayboldukları gece 19 Mayıs... 20 Mayıs bilmiyoruz aslında tam tarihinde. Eğer bu civarda bir ışık görür, gören vardır, bir ses duyan olur. Yani artık konular komşular da konuşsunlar. Artık susulacak zaman değil. İki kişiden bahsediyoruz. Yazık, günah bu çocuklara da. Hayır, niye? Yani bu burası bu kadar paylaşılamayacak ederde mi? Ne? Ya hoş, benim için ne olacak? Hani işte Bedirhan emek vermiş oraya. Verseler ne olacak? O değil de yani ne ki burası böyle bu kadar babanla amcan paylaşaması? Burası dedem. Ya babamın babası babama vermiş, babam da cezaevine girerken amcama emanet etmiş, amcam da ağaç falan diktiğini iddia ediyor. Ağaçlar daha önce vardı, biz sadece oraya ev yapmış. Tam ne kadar değeri yani oranın? Pek bir değeri yoktur yani. Bir cana kıyılacak bir değeri yoktur. Derenin içi zaten ona değer yeri biçmiyorum da yani ne kadarlık bir yerden bahsediyoruz? Ne bileyim, dibinde altın mı var yani? Ne bu kadar bir böyle? Bir derenin içi hiçbir yeri gözükmez bile. Ondan bahsetmiyorum abicim. Değeri ne diyorum ya? Buranın değeri kaç lira burası yani? Evle birlikte 300 bin lira falandır.
Kavga ettikleri yer burası yani. Burası. Ve daha sonrasında işte evleri falan da alacağım demiş. Evleri aldıktan sonra benim çoluğumu çocuğumu dışarıya atmışsın sen. Bu 18 yılında hesabını soracağım. Çoluğumu çocuğumu dışarıya attığın için de Necla ve sana ölümlerden ölüm beğendireceğim demiş amcama. Yani amcam ya ölmesi lazım ya bütün malları satıp yurt dışına kaçması lazım ya da bunu yapması lazım. Başka da zaten bir şansı yok. Babandan başka türlü kurtulamazdı yani. Yani. Ben kaç sefer dedim işte tehdit etme. Appama dedim tehdit etme sen kocana söyle dedim. O verecek olsa verir zaten dedim. Yani benim gibi yoksul değil ki dedim. İstese tapısını yani verir. Siz de Mehmet'in Yusuf'u tehdit etmesine artık siz de rahatsız oldunuz. Ben çok, problem olacağını ben anladınız. Ben zaten rahatsız oldum uzak duruyordum zaten. İlk başlarda işlerine girdiydim ama sonradan uzak durmaya başladım. Baktım birbirlerini tehdit edip duruyorlar. Bir de Yusuf hiç kapısını açmazken son günlerde bunu böyle kandırmak için yardım topluyordu. Abim cezaevinden çıktı da yardım çekiverin. Yok ne bileyim şunu getirin diyerekten yardım topluyordu. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir insanın da çok üstüne gitmemek lazım. Onu da ben dedim zaten. Apama da dedim bir sefer artık. Biz burada bunu çok gördük. Evet. Artık apam bana da bir şey anlatmaz olduydu. Çok üstüne gitmeyeceksin. Biraz da geriye çekilmeyi bileceksin. Duracağın yeri bilmelisin. Yani size hayatta. Şöyle söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nda eğer Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruz öncesi geriye çekilmeyi bilmeseydi o savaşı kazanamazdı. Bazen büyük kumandanlar, komutanlar savaşın en kritik noktalarında geriye çekilir. Bir toparlanır. Bir taktiktir, savaş taktiği. Burada üstüne gidince Mehmet, anladığım kadarıyla bir yerde o da kendi canının riskte olduğunu hissedip. Hani tam şunu söyleyemiyorum devamını ama herkes anladı herhalde. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Muhabirimiz Pembe Koç'a yeniden bağlanalım. Çok geniş bir arazi olduğunu o da altını çiziyor. Ve sen de diyorsun ki hani aranan yerlerden başka yerler de var. Dere var yanında. Evet. Gözüküyor zaten arkada. İçinden iyi şeyler geçmiyor farkındayım. Evet Pembe'cim söz sende. Müge Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Şu anda Yusuf Turhan'a ait olan Bağ Evi'nin önündeyiz. Bağ Evi'ni uzaktan görüyoruz. Burada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir buçuk saattir bir arama çalışması sürdürülüyor. Arama çalışmasına köpekler de katıldı bu sefer. Yine siz de vurgulamıştınız yayınımızın başında. Aslında bu dördüncü arama. Daha önce yine ekipler gelmişti. Ekipler evde bir arama çalışması gerçekleştirmişti. Ancak bu defa kadavra köpekleri de arama çalışmasına katıldı. Yine saniyeler öncesinde yine yayınımızda bahsedildiği üzere hemen evin alt tarafından bir dere geçiyor ve ekipler saniyeler öncesinde köpeklerle birlikte dereye indiler. Ancak yine arazide arama çalışmaları devam ediyor. Köpekler de aslında oldukça hareketli. Sürekli olarak yer değiştirdiler, kokladılar ve köpeklerin yönlendirdiği yerlerde ekipler kazı çalışmaları da gerçekleştirdiler. Ev didik didik arandı, bahçe didik didik arandı, aranmaya da devam ediyor. Aslında gördüğümüz evin hemen arka tarafında da bir meyve bahçesi var. Yine yayınımızda anlaşmazlığa sebep olan bu arazi üzerinde Yusuf Turhan'ın bu meyve ağaçları nedeniyle anlaşmazlığa sebep olduğu söylenmişti. Ben oralara meyve ağaçları diktim, ben oraya yatırım yaptım demişti. Meyve ağaçlarının ön tarafında yine ev bulunuyor ve evin ön tarafında da ailenin ekip biçtiği aslında küçük bir sebze ekip biçilen bir alan var. Orada da köpekler arama çalışmasını yine köpekler eşliğinde ekipler sürdürdüler. Biraz önce, saniyeler önce evin önünden geçen dere yatağına inildi. Evin önünden bir dere geçiyor. Şu anda debisi yüksek değil. Aslında çok da fazla su yok içinde şu anda ama yine dere aktif. Dereden su akmaya devam ediyor. Ekipler de şu anda oradalar. Yine aslında hassas burunlu köpekler oraları koklamaya başladılar ve ekipler de yine onların ardından orada arama çalışmasını sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi bu dördüncü arama çalışması, kaybın 21. gününe girdik. Yine dün sabah saatlerinde erken saatlerde Yusuf Turhan'ın
Kayseri il merkezinde bulunan evinde bir gözaltı gerçekleştirilmişti. Gözaltının da aslında ikinci günündeyiz ve bugün de yine köpekler geldi. Hassas burunlu köpeklerle birlikte bağ evi didik didik aranıyor Müge Hanım. İşte demek ki itiraf yok ama bazı şeyler de çok ortada. O nedenle de Allah yardımcısı olsun emniyet yetkililerinin de. Her zaman hep diyorum dua ediyoruz onlar için. Madem bu kadar böyle yani çaba harcanıyor inşallah bir sonuca ulaşsın. İşte, ne kadar acıklı değil mi? Yani aradığımız adamın, aranan kişinin, kaybolan kişinin cesedi kardeşinin oturduğu yerde aranıyor. Ve hani yani olayı kardeş, yapanın da kardeş olduğundan şüpheleniliyor. İşte, o yüzden diyorum ya işte aranan çok adamın korkunç cesedi kardeşinin deresinde aranıyor. Bu bile yeter. Aynı. Zaten mal meselesi aile içerisine girdi mi kardeş kardeşe, baba evlata dahi maalesef silah çekiyor, hayatını kastediyor. Dünya malı için baba, evlat, kardeş, çocuk unutuluyor. Allah öyle bir ortamı hiçbir aile fertlerine yaşatmasın. Hiç de kayıtlarda, büyük konuşmamak lazım. Kayıtlarda bahsi geçen bir WhatsApp durumu var. Amcam paylaşmış. Paylaştı işte, söz paylaşmış orada. Düşmanını dışarıda arama, anan da doğurur diye bir WhatsApp durumu falan paylaşmış. Sonra oğlu tekrar aramış amcamı. Amcamı diyorum, babam falan aramış. Ya işte niye kavga ettiniz falan. Bu karakol muhabbeti de oradan çıkmış. Demiş ki işte WhatsApp'ta durum paylaşmış. Düşmana anan da doğurur falan ne demiş, demiş. Oğlu da diyor ki oradan, ya paylaşmış da imalı imalı paylaşmış ama sana dememiş onu. Kime demiş bunu? Düşmanı dışarıda arama, anan da doğurur. Babam görsün diye paylaşmış yani bunları. Vallahi bilmiyorum ki insan şimdi kendisinde olsa, kardeşinde olmasa kendinde olanı rahat yer mi? Kendinde olan da rahat oturur mu? Hiç anlayamıyorum. Ha bir kardeş vardır. Senin her verdiğini gider har vurur, harman savurur. Yani biz bunu da burada gördük. Gider kumar oynar, içki içer, şu olur bu olur. Aa bir yerde dersin. Ama onun için de üzülürsün. Ya yine üzülürsün kardeşin. Yine üzülürsün yani, yok etmek istemezsin. Ya genetik olarak en yakının kardeşin aslında. Evet. Çünkü annenden ve babandan da aslında hani daha yakın. DNA olarak baktığınız zaman daha yakın. Çok daha fazla ortak özellikleriniz var. Yani olma ihtimali çok daha yüksek yani hani onlardan. Tabii bir hastalansanız, hani çaresiz bir hastalıkta bir organ gerektiğinde işte bir destek kişi gerektiğinde, tıbbi destekte ilk olarak baktığımız kardeş. Evet. Ve şimdi de bir kardeşi diğer kardeşin evinde arıyoruz. Demin izlerken de şunu düşündüm. Ortam da, doğa da ne kadar güzel. Çok, ve bu doğada, evet. Ve bu doğada mutlu, huzurlu yaşamakta varken sevdiklerinle, en yakınlarınla. Hocam. Niye bunları görüyoruz ya? Ahlı para bunlar. Ahlı hayatlar. Evet. Yani öyle arayıp da benim 2,5 yaşındaki çocuğum öksüz kaldı. Benim babam 16 yıl önce öldürüldü diye ağlayan başka bir kadın. Ötekisinden tabii. Ya işte olmuyor. Ramazan Sinoplu oğlu muydu? Bir cinayet daha çıktı. Şu an adam mesela nüfustaymış. Ölü falan değil ama kayıp ortada yok. Bu insan alışmış artık. Öldürüyorum, atıyorum bir köşeye. Kimse peşine düşmüyor. Ben cezamı da çekmiyorum. Hobi haline getirmiş. Rahmi hocamızın dediği gibi hobi haline getirmiş. Hani sürekli ne bileyim öldüreyim, atayım, kimse peşine düşmesin. Bu saltanat böyle sürsün. Bu saltanat böyle devam etmez. Bunun cezası çekilecek. Hani birinin canını yakmışsın, onu susturmuşsun, tehdit etmişsin, bir şeyler yapmışsın. Herkesi tehdit ediyormuşsun. Bu saltanat böyle devam etmez. Birisi buna dur demesi lazım ve bunu ben tek başıma yapamıyorum. Hani artık birileri de dur desin. Birileri çıksın burada konuşsun. Ya ben eve gittim, hani ifadeye gittiğimde eve gittim, evin kapısından içeri girdim. Annemin kedisi vardı, kedi yok. Nerede dedim kedi? Ya bizim evle sizin evin arasında sürekli gitti gitti geldi. Kedi ağlıyordu. Mekik dokuyordu dediler. Kedi ölmüş kendi kendine. Annemin kedisi ölmüş. Ben annemin kedisi, burada annem için mücadele verirken annemden kalan bir şeye bile sahip çıkamıyorum. Hani artık birileri bana yardım etsin. Tek başıma bu mücadeleyi veremiyorum burada. Yoruldum. Ben 20 gündür buradayım. 21 gündür buradayım. Ve annem benden 20 dakika ayrı kalsa beni arardı sürekli. Neredesin oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ben annemi arardım. 20 dakika ayrı kalamıyorken 20 gündür annesizim ben. Annem yanımda yok. Sürekli yanımda olan,
Sürekli dert ortağım olan, bir şey olunca hep anneme koşardım. Gece yatıyorum, üstümü açıyorum bilerek ki annem gelir örter diye. Dün. Üstümü açıyorum artık çıksın gelsin de üstümü örtsün diye. Burada mesela bak bir şeyleri hani kesinleştirdik artık bir yerden çıkacak. Herkesin aklındaki bu. Ama ben hala içimde bir ümit var. Buradan bir yerden annem çıkacak, gelecek, ben anneme sarılacağım diye burada ayakta durabiliyorum. İnşallah. İnşallah çocuğum. İnşallah. Keşke Allah'tan olur. Ümit İnşallah. Kesilmez. İnşallah. De kimseye Allah'tan bir karıncaya kesilmez. Bile zarar vermemiş. Burada bir karınca sürüsü geçse annem yolunu değiştirirdi. Öyle bir insandı. Hani kimsenin bir kapısını bile çalmamış. Dünkü kadın çıkmış o röportajda diyor ki İşte Firdevs benim annem, Necla yengem falan tehdit ediyormuş, mal istiyormuş, para istiyormuş. Hepsi yalan. Ona ne kadar para verdilerse ben de vereyim doğrusunu konuşsun. Hayır, öyle deme. O yani öyle anlatmış yani. Yengen Necla'nın arkadaşıymış işte. Tamam anlatmış ona ama da. Necla anlatmış. Neyden kaçıyormuş? Amcam cezaevindeyken kendisine şoför tutup şehir şehir gezen bir kadındı yengem. Her şeyi yapmış yani. Burada söylemek istemiyorum ama... Yapmadığı pislik kalmamış yengemin. Öyle deme şunu düşün. O herkesi karıştırmayalım işin içine. O da var bu işin Oradan içinde. Da kuzenim var. Bak dışarıda o da şimdi o da çok üzgün. Annesi babası abisi gözaltında. O da sorup duruyor. Orada da bir kız yeğenin var. Kaç yaşında o? Küçük mü büyük mü ben de şey yapamadım. Büyük mü kız genç kız? Yani onu herkes üzgün. Siz kardeşler, kuzenler kendi aralarınızda şey yapmayın, problem yaşamayın birbirinizin. Annesine babasına laf söyleyip. Senin de baban rahat durmamış işte çocuğum yani. Annen niye kabul etti babanı cezaevinden çıkınca? Ben de onu anlamıyorum. Ben de bilmiyorum. Hani bu zamana kadar ne birinin yanına bizi Necla yengem demiş ki Yusuf amcam falan diye hani dişiyle tırnağıyla kazıyarak büyütmüşler. Anneme demişler ben o zaman küçükmüşüm. Bu çocukları yurda ver sen de git başkasıyla evlen diye. Anneme söylemişler. Annem hani yine beklemiş. Neden? Çünkü namuslu, şerefli bir kadın. Eşini beklemiş yani. Yani bekliyordu yani babana çıkmış. Amcam ümidini kesmiş. Artık gelemez demiş. Bütün mallara çökmüş. Şunu yapmış. Bunu her şey yapmış. Ne bileyim. Kardeşinin eşine. Ya kardeşinin çocuğu sen baba yarısısın ya. Sen nasıl bana bunu yapıyorsun? Sürekli hani bizi bir zor durumda bırakmış. Hani ben o zaman küçüktüm de ablam falan daha iyi bilirler. Onlar hani şu an gelmek istiyorlar buraya. Burada sizin karşınızda anlatmak istiyorlar, bağlanmak istiyorlar ama ellerinde değil yani. Çaresizler onlar da. Ben zaten burada onların da ses... Şey yapmasınlar yani, yormasınlar kendilerini. Ama hani imkanı olan insanlar, bir şeyler bilen insanlar da konuşmuyor. Artık neyden korkuyorsunuz? Her şey ortada zaten. Devlet artık aldı bunları. Bunların çıkacak bir gibi durumu yok yani. Zaten Havva cinayeti ortada. Bundan zaten ceza alacaklar. Çıkarlarsa da ne yapacaklarsa bana yapsınlar ya. Bana yapsınlar ne yapacaklar. Burada susturulması gereken olan benim. Burada her şeyi bilen benim. Çıksın gelsin vuracaksa birine gelsin beni vursun. Niye vursun çocuğum? Birine bir zarar verecekse susturacaksa artık beni sustursun. Niye seni vursunlar ya? Allah sana da hiçbir şey yapmasın. Hiç öyle bir senin şey düşünmedim. Senin tahsilin ne Yusuf? Lise. Lise mezunu. Aferin yani olaylara vukufiyetin, olayları tahlil edişin, olayları karşındakilere izah edişin, üzerindeki cesaretle devam ettirmeni takdirle karşıladığım için sordum. Bir okul evlat falan olarak, değil. Bunu yapan her zaman annem. Annesinin babasının hakkını arayan iyi bir evlat olarak mücadelende hiç yılmadan devam ediyorsun. Seni kutluyorum ve sakın biraz önce söylediğin gibi ben artık yoruldum, ben artık tek başıma yapamıyorum kelimeni bir daha düşünme. Sen her şeyi bu işin peşini bırakmayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Anneme bir zarar verildiyse diğerlerinin de zaten cezasını çekecek. Benim sadece umudum hani annem biraz daha bir şey olduysa biraz erken bulunsun. Ben bir ay sonra bulup da kemiklerini bulmayayım annemi. Yani bir evlat olarak düşen görevini layıkıyla yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum ve kutluyorum. Annem Allah bana annelik olsun. Görevini layığıyla yaptı. Ben de ona evlatlık görevini layığıyla yapmaya çalışıyorum. İnşallah yapıyorumdur da. Annemin arkasından senin yetiştirdiğin evlat böyleymiş dedirtmeyeceğim. Senin yetiştirdiğin evlat işte böyle iyiymiş dedirttireceğim. Bunun için buradayım. Bunun için annemin peşindeyim. Evet. Bulacağım da inşallah. Bulacağız yani. Emniyetimiz, siz. Hayatım yalnız değilsin. Sana demin onu söyleyecektim. Bak işte günlerdir
Emniyet yetkilileri de annenin yani babana dair bir dayım var. Arıyorlar. Ya, çoğu kişi biliyor, her şeyi biliyorlar. Ben Kayseri'ye gittiğimde dayıma diyorlar konuşma, sen başına bela alma. Ya artık ne belası? Daha artık ne? Tabii annen ortada olmadıktan sonra daha artık başka bela aramanın bir anlamı yok ki. Annesi, anne gittikten sonra artık daha kim sana ne yapsın yani? Ya ben de inan en başta şöyle düşündüm. Belki dedim hani baban zaten o da ne kadar yaramaz bir adammış ya. Ama annene bir şey yapmamışlardır. Bir yerde tutuyorlardır falan filan. Ama tabii 21 gün geçti üzerinden. Çocuğun da gitgide ümidi azalıyor. Ve bir taraftan da insanın kalbinin ümidi de bitmiyor. Hani bir şekilde tutmuşlardır. Gelir diye de düşünüyorsun. Ama bu arama çalışmaları zaten insanın aklına hoş şeyler getirmiyor. İnşallah bugün bir sonuca ulaşsınlar. Demek ki dediğim gibi bir itiraf yok ki. Dağtepe yine aranmaya devam ediyor. Fakat o gün mutlaka orada yine bir ses duyan, bir ışık gören, oradan geçen yolda muhtardır, çobandır, köpeğini gezdiriyordur, peşine düşmüştür. Birisi vardır. Çocuk aslında onu anlatmaya çalışıyor. Yani artık her şey ortada. Bize yardım edin. Biz en azından oradaysa bile ulaşalım diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Geç kalmamak gerekiyor. Yani senin baban kaç yaşında? Kaç yaşında senin baban? 55. Niye böyle iyice salmış, dağıtmış kendini bu fotoğrafta? Ya bunu işte onlar çekmişler zaten. Ya Bedirhan çekmiştir ya amcam çekmiştir. Bu son hali değil babamın. Saçı evet. Sakalı hiçbir şey yoktu. Tamamen sıfıra vurmuştu. Ben de o fotoğrafı yok. Atamadım yani. Böyle sinirlendirdiğin zaman işte şu saçını sakalını bir kes dediğin zaman böyle dağıtırdı. Dağıttığı anda çekmişler fotoğrafı. O umurumda değil. Her şey inat yapıyor yani. Yani. Baban mı umurunda değil? Annenin kaybından da onu sormak ya çünkü hani babam bana burada bir aylık bir babalık yapmış. Yaptı yapmadı yani. 10 aydır dışarıdaydı. 10 ayda ben hani biraz dayımın yanındaydım. Biraz gittim taşanda falan balıkla falan uğraştım. Babamın yanında değildim yani. Ve annemin ölümünden biri sorumluysa bu da babamdır. Çünkü babamın yanında gitti. Öldürülmesi gereken biri varsa o da babamdı. Ve niye öldürülüyor ki zaten? Gitsin abi ifadesini versin. Ben burada annem öldürüldü diye gidip de amcamı mı vurdum? Gidip de ne bileyim kuzenimi falan mı vurdum? Birini mi öldürdüm? Birinin canına mı kastettim? Geldim bak devlete geldim. Size geldim. Hoş geldin. Ben gidip amcamı öldürüp de annemin cezasını mı yatacağım? Annemin cezasını ben mi çekeceğim? Ve amcamı öldürsem annem nereden bulunacak? İşte onları zaten düşünmek bile doğru değil. En doğrusunu yaptın gidecek. Devlet onların cezasını verecek böyle. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayamayız. Sen babanı ısınamadın mı? Yok. Ya bir de hani şimdi babam almış bir sürü ceza. Ben şimdi dosyası var. Ben de şimdi de Pembe ablaya falan da verdim zaten. Karakola da verdim o dosyanın bir kopyasını. Babam bir 30 yıl bir ceza almış. Müebbet almış. 40 yıl bir ceza almış. 20 yıl bir ceza almış. Yani bunlar nasıl 18 yıl yatabiliyor? Yani bunu sorgulamamın nedeni de babam 18 yıl değil de daha fazla yatsaydı şu an annem yanımda olacaktı. Annem babamın yanında gitti çünkü. Ben her gün soruyorum bu soruyu. Tamam hani yapmış bir şeyler hani belki bir baba ne için uğraşır? Evladına iyi bir gelecek bırakmak için uğraşır. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gelecek bıraktın bana. Hayatımı mahvettin benim. Yanımdaki annemi aldın. Eline sağlık yani. ...19 yaşındaki çocuğun açıklamalarına bak. Çok üzgünüm. İnşallah annen bir şekilde ayrılmıştır hani... ...diye ümit etmek. Ya ama. Ben her zaman okula gidiyordum. Hani babam cezaevindeydi. Okulda öğretmenim sorduğu zaman... ...hani babanın mesleği ne, annen ne iş yapıyor dediğine... ...ben cezaevinde diyemiyordum. Ama her zaman hani dışarıdaki herkes de bilir bunu... Ben hep bir umutla babamı da bekledim bu zamana kadar. Şu an nasıl annemi bekliyorsam babamı da bekledim. Çünkü hani bunları yaptığından benim haberim yoktu. Bilmiyordum hiçbir şeyi. Çıktığında öğrendim her şeyi. Bekledim ama keşke beklemeseydim. Sürekli hani bir babam gelsin. Hani herkesin bir babası var. Benim de bir babam olsun derdim herkese. Sürekli isterdim yani babamı. Ama teşekkür ederim. Ben seni istedim. Sen benden her şeyimi aldın. Bir şey demiyorum artık.
kadere bak ya. Gerçekten 3 yaşındayken babası cezaevine girsin, gitsin 16 yıl yatsın, çıksın. Anne de gitsin onun peşi sıra. Annenin bir şeyi yok ki, annenin bir kabahati yok ki. Anne pisi pisine, anne babanın yanında gitti yani her ne olduysa. Anne babası kocasının yanında gitti. Orada olduğu için. Onun yanında olduğu için. O ya bir şey bilmesine de zaten gerek yoktu ki. Hani zaten biliyordu yani. Biri öldürülüyorsa yanındaki herkes öldürülmesi lazım. Çünkü bu ortaya çıkmasın isteniliyorsa. Bunun için de olmuş olabilir yani. Bir şey bildiğinden de değildir belki. Yani ben annemin bir şey bildiğini sadece hava cinayetini bildiğini olarak da ortadan kaldırılmış olabilir. Yani annenin yanında babana bir şey yaptıysa o da görgü tanığı kendini kurtarmak için günahsız yere onun da maalesef infazını yapmış olabilir. Yok ya, kadının zaten hiçbir şey yok. Kadın işte ev gelecek, evi boyayacaklar, işte o yani, eve geçecekler falan filan. Kadın biri. Onun şeyinde işte çocukları zaten, gelecek evet. Çabalamış falan filan. Yani yıllarca 18 yıl çabalamış işte çocuğunu büyütmek için. Yani kadının başka bir geleceği olmamış ki. Dur bakalım, inşallah gözümüz kulağımız dediğim gibi Kayseri'den gelecek haberde. Ama her şeye hazırlıklı olman gerektiğini de biliyorsun değil mi Yusuf? Ya ben ne kadar hazırım desem de hani bir yalan haber geldiği zaman bile elim ayağım titriyor. Böyle oturduğum yerden kalkamıyorum. Ama dediğim gibi yine bir umutla belki bir yerden çıkar gelirdi ya. Ya şu an hani bulsaydık bir şey olsaydı 21 gün oldu bugün. Bulsaydık bir defnetseydik hani hiç yoktan acımız geçmeyecek bunu biliyorum ama hiç yoktan biraz daha azalırdı, rahatlardık yani. Şu an belki normal hayatımızdan, normal hayatımız gibi olmayacak. Belki daha kötü olacak ama yine de yaşam mücadelesinde kalırdı. Yani bir kabulleniş süreci başlayacaktı. Yani. Şu anda hep kafada bir merak. Ben güveniyorum emniyete. Yani öyle ya da böyle bugün ikinci gün konuşturacaklardır da yerlerinde bulacaklardır. Artık onlar da neyin ne olduğunu biliyor. Bütün Türkiye gibi. Onlar bizden önce biliyorlardı kuşkusuz. Artık bu çalışmalar inşallah bir sonuç versin. Neticelensin, suçunu çeksin, adalet yerini bulsun. Benim artık hiç öyle kimseye bu konularda hiç acımam yok. Hele ki diyorum Allah böyle bir kardeş vesaire. Hiç de büyük de konuşmayacağım ama enteresan, değişik. Yani bazı insanlar var, benim niye tek çocuğum var, ikincisini yapsaydım da kardeşi olsaydı diye düşünüyor. Bazısı iki tane oluyor birbirlerini yiyorlar, üç tane oluyor birbirini yiyorlar. Ben anlamıyorum ki. Kardeş kardeş işte hayata devam edin. Yani eninde sonunda gömüleceğimiz 2 metrekare yer. Kime ne kalmış ki? Gözlerinin doymaması, doyumsuzluk. Bütün mesele doyumsuzluk. Ya bak yemin ediyorum geçen de 2 gün evvel bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki şimdi benim 100 milyon dolarım olsa, mesela ben şimdi 100 milyon dolar istemem. Ben ne yapacağım 100 milyon dolarla? Hayır, ne olur yani? Hayır, ne? Yani ne olacak? Bak yani şimdi para dediğin şey, bu bir eşik gibi. Eşik. Yani o eşiği geçtikten sonra, tamam. Şimdi 100 milyon dolar için, yani bu işler için konuşuyor. Yani 100 milyon dolar için birini öldürür müsün? Öldürmem, çünkü yani 100 milyon dolarla ne yapabilirsin? Şu anda şimdi hani evinin kirasını ödeyemeyecek insanlar var. Allah yardımcılar olsun. Şimdi o da diyordur ki mesela benim de 1 milyon liram olsa mesela bankada ben idare ederim. Şimdi herkesin bir eşiği var. Hani o eşiği geçtikten sonra gerçekten gözünü toprak doyursun diye bir atasözü var, evet, ya. Ne kadar doğruymuş. Doğru. Gözünü toprak doyursun. Yani bir yerde bitmeli artık. Yani şuradaki 1,5 dönüm arazi. Ya yani yarısında otursun, yarısında ötekisi otursun ya. 750'şer metrekare az mı? Ne olacak? İkisine de yeter. 3 kişiye de yeter. Tabii ki. Yeter. Yeter artar. Ama bu tip hani kişilere da bunun 10 katını, 100 katını verseniz dahi o kişiler yine doymayacak. Yani bu bir eşik. Herkesin bir ihtiyaç eşiği var ve inşallah Rabbim herkesin o ihtiyaç eşiğini de önüne getirsin, kısmet etsin. Allah'ın yani hepimizin sofraları bereketli olsun. İyi yerlere harcayacağımız büyük kazançlar kazanalım. İyi yerlere harcayacağımız kazançlar kazanalım. Ama bu bir eşik ya. O eşiği atlatabildikten sonra bir evin varsa. Şimdi Türkiye'de birçok insan öyle değil mi? Babadan kalan evinde oturuyor ya da karı koca çalışmış evinde oturuyor. Emekli maaşlarıyla bir düzen kurmuş. Eğer devlet memuruysa aldıysa 3-5 işte emeklilik ikramiyesi onunla da bir yazlık almış. Şimdi böyle yaşayan insanlar da var. Bir de var her şeyi bölüşemeyenler var. Bir de var her şeyi hakikaten onunla yetinemeyenler hala onun bunun senin bak şöyle bir şeyin var benim yok. Ona göz dikenler var. Yani o kadar varlık sahibi olup da bir yanının bir yakınının aldığı yeni bir şeyi gördüğü yeni bir şeye
kem gözle bakanlar var. Evet. Onu çekemeyenler var. Evet. Allah da oyuncu. Ya bir de şöyle bir şey var. Hayatta ne olacağının hiç garantisi nedir yani? Yok ki. İşte kefenin... Ben annemle babamın ev alıp... Kefenin gibi yok. Bizim makarnayla, çorbayla... Evet. Öğün geçirdiğimiz zamanları bilirim. Ev taksidi ödüyorlar çünkü. Yani şimdi herkesin hayatında böyle adım adım yani varlık içinde doğanlar da vardır. Onlara bir şey demem ama ben toplumun genelinden bahsediyorum. Kendimden bahsediyorum. Onu da görüyorsun, onu da görüyorsun. Allah kimseye muhtaç etmesin. Evet yani çorba içiyorsun yine karnı doyuyor, makarna yiyorsun. Allah daim ettirsin. Kimseye muhtaç etme, olma. İşte bunlar şükret. Şimdi böyle güzelim yerleri, yani. Güzelim arazileri bölüşememek falan... Yani şu arazi bende olsun da beş kardeş oturalım diyen de şu anda vardır ekranda. Bir de öyle tipler de var. Bunlar da bölüşemiyorlar. Bölüşeme git yat dört duvarda yani dört duvar arasında. Yani bir manası olsa yaptığının sonuç itibariyle. Ona da yaramıyor. Suçu yok ya, işleyene de yaramıyor. Yok canım ki. Yarar mı? Ne ailesine ne kendisine. Yani, o dört duvar arasında yatacak benim annem. Ah, yani kuzum, ben yere göğe söyleyeyim. Sığdıramadığım annemi belki iki gün sonra... Adı kefen olan bir bez parçasına sığdıracağım. Ben yere göğe sığdıramadığım annemi adı tabut olan bir tahta parçasına sığdıracağım. Üstüne toz konduramadığım annemin üzerine kürek dolusu toprak atacağım. O orada rahat edebilecek mi cezaevinde? Dört duvar arasında rahat edebilecek mi? Çıktığı zaman toprakta rahat edebilecek mi? Çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasa. İnşallah bu konuşulanlardan da insanlar ders alıyorlardı şu çocuğun şu sözlerinden böyle davrananlar. İnşallah. Efendim benim bir kaybım daha var. Üstelik yine kaybından bir aile ferdinden şüpheleniliyor. İnşallah öyle değildir. Aramızda Fatma Durmuş var, bir yeğen var. Hoş geldin Fatmacığım hoş sen bulduk. De. Neyin oluyor Hüseyin? Hüseyin dayım oluyor. Dayını aramaya geldi. Evet. Ay yazık bak o dayısıyla geldi annesini arıyor. Sen dayını aramaya geldin. 69 yaşındaki efendim Hüseyin Gök'ü arıyoruz. Kastamonu'dan kayboldu. 26 Mayıs'ta kayboldu. Kendisinden 2 haftadır haber alınamıyor. Önce derli toplu bir haberimiz var. İzleyelim. Kastamonu Küre'ye bağlı Güllüce köyünde ablası ve eniştesiyle birlikte yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Gök, 26 Mayıs çarşamba günü şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Köyü çok seviyordu. 20 yılı oldu teyzemle yaşayalı. Hiçbir problem duymadık bu zamana kadar. Avucunun içi gibi bildiği bir yerde bu adam bu zamana kadar kaybolmamış. Şimdi nasıl kaybolur? Hüseyin Gök'ün nasıl, ne zaman kaybolduysa birlikte yaşadığı ablasıyla eniştesinin anlattıklarıyla sınırlıydı. Eniştem ve teyzemler söylüyor bunu. Hani sabah 6'da odun kesmeye gidiyorlar. Dayımla beraber 10.30-11 gibi herhalde odunları yüklüyorlar. Katır devriliyor. Eniştem dayıma diyor ki sen git, ben diyor arkandan geleceğim. Eniştem bir saat sonra eve geliyor, dayım yok. Peki Hüseyin Gök'e ailesi ne olduğunu düşünüyordu? Pazartesi günü para çekmiş dayımlar teyzemle beraber. Kuzenim para yollamış yüklü miktarda. Diğer kuzenlerim de işte hani Ramazan'daki filtre paralarını yollamış. Benim dayım öldürüldü, ortadan kaldırıldı. Ya görmemesi gereken bir şey gördü ya para aldığını bilen birisi dayıma bir şey yapmak istedi. Şey düşünmüyorum ama dayımın da yaşadığına inanmıyorum. Ailenin şüphelendiği kişi ise Hüseyin Gök'ün beraber yaşadığı ablasıyla eniştesinin oğulları. Bu pazartesi günü çektiği para da belki de vermek istemedi. O da zorladı. Belki istemeden bir şey yaptı. İtti, kalktı, kafası vurdu bir yere. Ben artık şey bile düşünüyorum. Motorla bir şey yaptı da gömdü mü? Niye motor yok ortada? Ailenin şimdi tek isteği 26 Mayıs'tan bu yana hiçbir izine rastlanamayan Hüseyin Gök'e ne olduğu sorusuna bir yanıt alabilmek. Müge Hanım, biz dayımızın bulunmasını istiyoruz. Kayıp gerçekten çok zormuş. Biz sizi izleyerek hep buradan ağlardık başka insanlara. Ama bu bizim başımıza da geldi. Annem perişan, teyzem orada perişan. Artık öldüyse de bir mezarı olsun istiyoruz. Ve bu işin peşini ben bırakmayacağım. Ne olur siz de bırakmayın, bize destek olun. Allah yardımcınız olsun sizin amin. De. Şimdi efendim bizim aradığımız Hüseyin Bey bekarmış. Bekar olduğu için de ablası, eniştesi, oğulları da aynı evde mi? Evet aynı onun evde. Onun oğullarıyla beraber yaşıyor. Evet. Tabii yani yaş olarak büyük insanlar. Hüseyin Bey 69 yaşında işte ablası, eşi. 80. Oğulların kaç yaşında? Yok pardon 70 küsürdür teyzem. Alaaddin Bey 43 yaşında. O da 43 yaşında. O da mı bekar? O dul. Ayrılmış eşinden. O da ben hiç onlar... tanımıyorum, hiç görmedim. Hiç görmedim. Onlarla ben sadece teyzemi ve dayımı tanıyorum. Anladım. Yani o da onlarla beraber aynı evde aynı mi yaşıyor? Aynı evde yaşıyor. Ne kadar zamandır?
Onu hiç bilmiyorum Müge Hanım ama benim şu dikkatimi çekti. Ben ilk başta size Allah razı olsun önce sesimi duyduğunuz için. Canım benim. Hani ailem için, kuzenlerim için, hepimiz için ben size çok teşekkür ediyorum. Ben ikinci günü başvurdum size özel şeyden yazmıştım Instagram'da. Allah razı olsun gördünüz beni. Herkes karşı çıktı buraya çıkmama. Müge Anlı'ya başvurmayın. Ayyuka çıkmasın. Olay farklı yerlere gelir. Dedim ki yani bu çünkü köyde insanlarla ben tanımadığım akrabalarımla bile iletişime geçtim. İşte onlar da beni annemden babamdan biliyorlar. Ya herkes diyor ki bu adam burayı avucunun içi gibi biliyor. 20 yıldır orada yaşıyor. Güllüce köyünde doğmuş büyümüş. Topçu köyünde de 20 yıldır teyzemle beraber yaşıyor. Benim teyzem de muhteşem bir insandır. Dayım da öyle. Dayım çok saf, kalbi temiz. Hani herkesi arıyorum diyorum ki dayımın hani ne bileyim kötülük yapan birisi olabilir mi? Ya da birine böyle hani bir sinirlenir. Bir düşmanı var mı? Ha, sinirlenir, bağırır. Çünkü saf bir adam ya. Belki bir anda bir şey olur. Herkes diyor ki herkes onu tanır. Yoldan geçenler resmini çeker, videoya çeker, çocuklar oynar. Onu herkes tanıdığı için o insanlara kızsa bile kimse ona kin beslemez. Herkesi arıyorum. Diyorlar ki köyde ona zarar verecek kimse yok. O yok, bu yok, şu yok. Diyorum ki ormandan ayrılmış 11'de. Hayvanları çıkartmaya. Ağaç, motor, bu kesme motoruyla beraber. 2 gün oluyor, 3 gün oluyor. Jandarmalar diyor ki bu adam diyor bir ayı kapsa, pençe assa bir kan damlayacak. Motor nerede? Adam motorla beraber ayıyla gidemez herhalde. Ayı ağzına alsa. Motora atacak. Ne bileyim köyde ormanda... Motor dediğin ağaç... Bu ağaç kesme motoru ağaç kesme sırtlanmış motoru. Onu dayım. Hani jandarma diyormuş ki ya bunu bulurum. Olmadı bir parça kıyafetini bulurum. Çünkü dronlarla arandı, köpeklerle arandı. Hani kan damlasa. Diyorum ki benim dayım acaba ormandan köye indi mi? Bunu kimse konuşmuyor. Belki köye indi, köyde biri o gün bir şey yaptı. Ben köyümüzün muhtarıyla da görüştüm. Bana o gün dedi ki, bir gün öncesinden de kaybedilmiş olabilir dedi. Ben duyduklarımı söylüyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ben de burada yaşadığım için, hiç köye gitmediğim için herkesle konuşuyorum. Onların söylemlerini söylüyorum. Ve dün akşam, dün gece arkadaşlarınızla görüştükten sonra sosyal medyada köylülerimizden bir bayan açık bir bu bizim memleketimizin Kastamonu ile ilgili haberler paylaşan bir sayfa var. Orada ben dayıma yorum yapmıştım. Hanımefendi oraya yazmış ki bir gece öncesinden köye yabancı bir araba girdiği söyleniliyor. Dün akşam yazdı bunu. Ben hemen arkadaşlarınıza da yolladım. Hemen hani o hanımefendiye dedim ki bunu peki jandarmaya bildirdiniz mi? Kim söylüyor? Köylüler konuşuyormuş. O yüzden muhtar belki de sana onu evet, söyledi. Evet yani bir şeyler var. Şimdi ben Alaaddin abi diyeceğim hiç görmedim hayatımda. Tanımam etmem. Siz kuzen oluyorsunuz. Kuzen oluyoruz. Benim kuzenlerim hani görüştüm. Bizim büyüklerimizden dolayı herhalde burada kuzenlerim var. Rahmetli teyzemin çocuklarıyla görüşüyoruz. Ama teyzemle de görüşüyoruz, dayımla da. Yani şöyle bir şey, sürekli diyorlar ki bu adam burada kesinlikle kaybolamaz. Bir kere yolunu kaybetmemiş Müge Hanım. Şimdi benim dayıma, annem olsun, kuzenlerim olsun her ay para gönderirler. Teyzeme de gönderir. Yük olmasın ne diye. Ne diyorsun yani şey bir... Ve çocuk, aklı çocuk hani farklı bir şey değil de aklı yazık. Çocuk. Hani sen nereye çekersen oraya gider. O yüzden herkes tanır dayım yani... Ben onu arıyorum diyor ki işte köyde kim görse resim çekilir, çocuklar oynar, video. İşte bu da yine bir köylünün çektiği bir video. Hani ben tanımıyorum belki akrabamız. İzleyelim onu bir Emre ben merak ettim. Sesi var mı? Bir başını al da izleyelim. Ha? Sesi yok mu? Var ben yollamıştım ama. Sesliymiş. Sesli yolladım. Ha. Canım anlaşılmıyorsa da ne söylüyorsa yani bir duyayım diyorum neyse. Tamam tamam hadi hayırlı günler. Şeyin abi. Öyle bir hastalık tamam. He. Bunun camide miydi? Camideydi. İyi iyi. Kureye gitmek var mı? Araba yok. He. Araba yok yani. Kurede ne iş yaparsın? Kurede otur boş ver şimdi. Tamam, tamam. Hadi hayırlı günler. Şeyin abi.
Anlıyorum. Müge Hanım. Şimdi peki niye siz bu kuzenden şüpheleniyorsunuz? Neden çünkü, şöyle ben... Çünkü mesela buraya gelmek isterken de böyle bazı şeyler olmuş. Yani buraya gelmek evet, istediğin evet, evet, evet. dedi. Neler olmuş ha? Şimdi şöyle Müge Hanım ben size başvurdum anneme ablama bile söylemedim. Hani dönüş olacak mı olmayacak mı? Bir de çok erken başvurdum ben kaybolun ertesi günü. Ben açıkçası arama çalışması yapılsını bekledim. Hani yaşı var, akut aranacak. Işte, Allah razı olsun hepsinden jandarmamız. Hepsi hala arıyorlar evet, şu anda. Yani farklı bakalım yerde etrafta de. Çıkacak mı falan diye ama... Yani zaten gidilecek yerler belli. Ben hep bu köylerde söylüyorum. Nereye gidecek? Köylünün de gideceği yer belli. Evet. Yani nereye gidecek? Bu durumdaki bir kişinin... Kesinlikle. Bu durumu bu durumu yok. Bizim şimdi nereye şehirde gidecek? De gideceğimiz tabii yer belli ki, değil mi? Yani ki. Şimdi karşıda da tepeler var. O tepelere çıkmıyoruz yani. Ben şimdi o tepelere ben niye çıkayım? Ya bir çemberin içerisinde, onun içinde normal, o daire içerisinde işte. Yaşıyoruz yani. Herkes evet. için beni buradan şey. Kimse yanlış anlamasın. Teyzemi çok seviyorum. Teyzem de kesinlikle beni yanlış anlamasın. Ben Müge Anlı'ya başvurdum dediğimde herkes annemi arada tepkiler verdiler. Sonra dayımın ikizi var, Hasan dayım var. O da köye gitti, İstanbul'da yaşıyor. O da aradı bana bir tepki verdi. Ben de sonra güzellikle anlattım. Bak dayı dedim, belki dedim benim dayım kafasını vurdu, hafızasını yitirdi. Belki yeri, yolunu şaşırdı başka bir köyde. Orada yaşlı insanların elinde internet yok, sosyal medya yok. Müge Anlı'yı izliyorlar. Belki gören bilen vardır. Keşke inşallah. Ararlar. Hani ben bunun için de başvurdum. Kimseyi suçlamak değil. Ama... Şimdi ben buraya dayımla ilgili, köyle ilgili hiçbir şey bilmeden ben dayımı aramaya geliyorsam kusura bakmayacaklar. Oradan da atlayıp onun da dayısı ve daha çok dayısı onunla yaşıyor. Alaaddin mi? Evet. Çağırdın mı Alaaddin'i? Çağırdım Müge Hanım. İlk başta dedi ki benim işim gücüm var ben gelemem dedi. Burada jandarmalar dedi Müge Hanım'a başvurdu. Ben de inanmadım tabii ki. Dedim ki öyle bir şey mümkün değil. Çünkü ben muhtarla da konuştum. Muhtar dedi ki hayır jandarma diyor ki ben biz işimizi yaparız. Siz onlar başvuracaklarsa başvursunlar. Hani bize sürekli Müge'ye başvurmamamız konusunda ısrar etmeleri çok rahatsız etti. Sonra ilk gün ben ekibinizden arkadaşla görüştüm. Alaaddin abiyi aradım. Dedim ki abicim gel bana destek ol, yanımda ol. Ben köyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hani orada belki ormanı açacaklar, nereden girdi, nereden çıktı, bu adam nereye gidebilir? Ben bu soruları cevaplayamam. Ben her gün yanında olacağım dedim. Sen gel dedi ki bana benim işim gücüm var dedi. Ben işimden gücümden olurum dedi. Ondan sonra dedim ki iş yerinden de izin alınır. İzliyoruz Müge Anlı'yı dedim. Hani sürekli bununla ilgili insanları davet ediyor dedim. Sonra Gökhan Bey'le görüştüm ben. İşte yerini ayarlarız, şeyini aldırırız. Biz iş yerinden de izin alırız. Daha 24 saat geçmedi ertesi günü Müge Hanım. Dedim ki bak dedim iş yerinden izin alacaklar dedim. Ya benim işim gücüm yok, beni buraya bağlayan hiçbir şey yok dedi. Ya ben şimdi nasıl şüphelenmeyeyim? Nasıl? Zaten sizi izleye izleye böyle hepimiz... ya ruh hastası gibi oldum hani. Beni o yüzden yanlış anlamasınlar. Artık en yakınıma bile güvenemiyorum. Yani aa, her şey sen gel bir de bana sor. O yüzden de böyle ama ben de deyince... Onu bak, ama şöyle söyleyeyim. Ben onu hani öyle... psikiyatrik anlamda söylemiyoruz. Halk ağzında konuşulan diliyle. Hani ruh hastası olduğum bölümde. Aynen o anlamda ben onu öyle anlamda. Görmüyorum. Çünkü aslında biz bilmiyorduk. Cahilin gözü pektir ya. Evet. Cahildik, bilmiyorduk. Öyle lay 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 lom geziyorduk Pollyanna. Evet, hiçbir şeyden şimdi haberimiz yok. Şimdi öğrendik ya neyin nedeni olduğunu. Aslında bilgiliyiz. Aynen. Cehaletimizi geride bırakıyoruz. Aynen. Bu rahatsızlığı değil yani. Bu bence çok olması önemli bir gelişim. Olması gereken gibi yaşıyoruz ama aslında. Ama tabii ki daha tedirginiz orası. Doğru yani daha tedirginiz. Evet. O onu söyledi, niye söyledi? Bu bunu yaptı, niye böyle yaptı diye. Şimdi... Ama asıl önemli olan şöyle demiş sana... Ben şuradan okuyayım. Demiş ki benim borçlularım var. Heh, ben yayına söyleyeyim. Çıkarsam bu borçlularım arar. Şimdi öyle demiş ki borçlularım arar yayında gözükmeyeyim. Sonra da demiş ki ben oraya çıkarsam hani ben de borçları olduğunu öğrenirsem sen bu borçlarından dolayı mı öldürdün diye soracağım diye. Artık evet. Yani benim için de herkes benim de adım çıktı 9'a. Ben de dedim ki benim de borcum var dedim. Herkesin borcu var dedim. Zaten borçsuz hiçbir şey sahip olamıyoruz. Hani tamam dedi o zaman geleceğim dedi. Hı. Ama şimdi de herhalde gelmiyormuş. Bilmiyorum. Sonra ayrıca bir iddian daha var. Bir diğer yeğen Ahmet Yar arama çalışmaları sırasında burada arama ekiplerine yemek yapılsın falan diye iki köye iki kez 5'er bin lira toplamda 10 bin lira bir para yollamış. Jandarma Allah razı olsun demiş. Ondan da.
Bunu duyan Alaaddin Bey de demiş ki Fatma Hanım arayarak, neden köye anneme para yolluyorsunuz? Bana yollayın, borçlarım var, kontörüm bile yok. Ve abla Refika Bayrak, yani bu annem. Emine Hanım, senin annen benim mi? Annem. He. Annen, Alaaddin'in annesi Emine Hanım'la bir telefon konuşması yapmış. Yani kardeşiyle. Evet. Onu da, ondan da bahseder misin? Hangisi? Çok kafam karıştı. Emine Hanım demiş ki Alaaddin'den bıktım, yani annesi diyor. Çok önceden oldu. Hı. Ben bunu şey yapmak istemiyorum. Alaaddin'den bıktım. Evet. Borçları yüzünden boğazıma sarılıp para istiyor, bana zorla hayvanları sattırıyor diye dert yanmış kardeşine. Evet, bu eskiden. Biz de ilgili dedik ki hani bunu annesine yapan dayıma neler yapmaz. Şimdi şöyle Müge Hanım, siz hayatınızda hiç görmediğiniz bir insandan, akrabanız da olsa, kuzeniniz de olsa, hadi kardeşiniz de olsa hiç görüşmüyorsunuz. Para ister misiniz? Ben isteyemem. İlk defa benimle telefonda görüşüyorsun. Benden para istiyorsun. Alaaddin annem, mi istedi senden evet, para? Annemi arıyorsun, köye muhtarlara para yollamayın. Çünkü annem dedi ki onlara, o para bitince, yeğenimin yolladığı para bitince, ben de size 5.000 lira yollayacağım. Hani jandarmaya yedirin, içirin, iyi çalışsınlar. Hani gönülleri hoş olsun devlet çalışanlarının diye. Allah razı olsun. Annemi arıyor. Gönülleri, onu düzelteyim. Gönülleri hoş olsun diye değil ama tabii İstanbul'da yani hani sağda bakkal var, şey var. Tabii köylük yerdesin, yemek yapılsın. Tabii daha sıcak yemek. Şimdi onları çok uzak oraya tabii merkez. Tabii onlara kumanyada verilse şeydir hani ki tabii evde ki, yemek tabii ki, yapılsın köyde denmiş. Şey. Güzel bir düşünceymiş. Misafirperverlikle alakalı yani jandarmanın da yemek isteyecek hali yok ama tabii çıksın da adamlar da orada dağda tepede geziyorlar. Kültürümüzde de vardır. Aynen, yani. Anladım. Aynen. Senden ne kadar istedi? Benden para değil de bana şey dedi. Ya dedi ben oraya geleceğim ama benim üstümde 200-300 lira bile yok dedi. Dedim ki gel yeter ki gel ben vereceğim dedim artık burada da söylüyorum ama yani kusura bakmasın. Çünkü ben herkes diyor ki köyde kimse bir şey yapamaz. O zaman kim yaptı benim dayıma? Ben kimden şüpheleneyim şimdi? Dayında ne kadar para olmalı? Hiç bilmiyoruz ki yani dayım hatta jandarma mı komutan mı kuzenime demiş. Bu adam bu köyde o kadar parayı ne yapabilir demiş yani. Tek başına yiyemez. Benim dayımı görüyorsunuz zaten gittiği bir küreye çay içer, postaneye gider. Yerse döner ekmek yer. Bu adamın kimseye zararı yok olmamış da yani. Ben hani... Ama kardeşler falan da ona para gönderiyorlar. Tabii bir belki tane zaten... Belki çıkmamış mı evinde odasında falan yatağının altında yastığının altında bir para falan bir şey? İşte hiç bakıldı mı bilmiyoruz. Ben diyorum bakılmış, hani belki... aynı evdeler ya. Ya sanki ceketinin cebinde çok az bir para çıktı diye duyum aldık biz de. Ne kadar? Hiç bilmiyorum. Ücreti bilmiyorum. Hani ben de hep sürekli arayarak böyle böyle hani... Peki bu Alaaddin Bey borçlarını neden yapıyormuş? Bilmiyorsun. Biliyorsun da bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben bilsem söylerim. Hayır borç neden yapılır ki? Yani çoluğu çocuğu olan çocuğunu okutuyordur. Ya belki bir iş yapıyordur. Ama tek başınaysan 2-3 tane sebebi var. Başka da yok. Hatta ben de 2 sebep var. Neyse. Telefon attığımızda mı Alaaddin Bey? Az da vakit kaldı mı? Alaaddin Bey. Buyurun sizi dinliyorum evet. Bak kuzenin diyor ki o kadar çağırdım gelmedi. Ben de ondan da şüpheleniyorum diyor. Şüphelensin tamam o şüphelenebilir doğrudur. O satmış dediğini sizin dayısını en son ne zaman görmüş onu sorur musun bana? O önemli değil benim yani. Konum da değil. Ben biriyle konuşmayabilirim görüşmeyebilirim ama arkasından hayır, ararım. Hayır o zaman orada kimseyi yargılayamazsın o şekilde. Aramayacağım. Aramasa mıydı kimse, yani? Kimseyi yargılayamazsın o şekilde. Hayır aramasın mı yani aramasa mıydı? Arasın ama dayısını diyorum ben sana dayısını seviyormuş da. Bugüne kadar köye kaç kere gelmiş, kaç kere aramışlar. O mevzu ayrı, o mevzu ayrı. Görüşmem ama ararım. Kardeşimle konuşmam ama bir şey olsa herkesten önce ben koşarım. Öyle şey olur mu? Bu mu yani cevap? Ben annem için buradayım. Kaç para çıktı? Ben sana ne vereyim? 15 Bey, milyon parası çıktı. Alaaddin Bey, ben annem için buradayım. Kusura bakma. Benim annem evde cayır cayır yanıyor. Ben annemi bir ay sonra kaybedemem. Kardeş acısıyla... Ben de yanıyorum. Sen hiç kusura bakma. Benim annem her zaman senin annenin de yanındaydı teyzemin. Dayımın da yanındaydı. Ben köye gelmiş olmayabilirim. Benim büyüklerim beni böyle yetiştirmiş. Biz uzak kalmışız. Orada siz yapsaydınız. Ben kimseyi yargılamadım. Benim borcum seni ilgilendirmez. Bakın köyde konuşulanları söylüyorum. Muhtarın söylediğini söylüyorum. Ben seni muhtar tanımam diyebilir, etmem. Muhtar herkes diyebilir. Ama ben de bunu söylüyorum. Benim alnım açık her zaman da arkasındayım. Tamam o zaman dayımın. Gel. O zaman gel beraber arayalım. Peki siz o lafı ettiniz mi? Peki siz şu lafı ettiniz mi? Ben burada jandarma ekibimle her zaman geziyorum, ormanda arıyorum dayımı. Siz şu lafı ettiniz mi? Yani benim çok borcum var, benden bilirler lafını ettiniz mi?
Hayır, ben öyle laf etmedim. Ha, benim borcum var. Ben borcumdan kaçmıyorum ama ben çalışamadım. Borcumu ödüyorum ben. Ne? Bir adam der ki oran kaldırıp bir telefon açar. Bu adamda benim param var, git şunun var, bunun var der dedim ben. Anladım. Peki sizin niye borcunuz var böyle sağa sola? Ben iflas ettim. Benim 35-40 milyar param battı. Benim de var alacağım ama alamıyorum. Ne iş yapıyordunuz? Ben alışveriş yaptım. Hayvan alıp sattım. He. Hayvan alıp satımında niye siz... Hayvan alıp satımında iflas nasıl oluyor? Hayvanı veriyorsun, parayı alıyorsun. Nasıl iflas ediliyor? Paramı alamadım, paramı. 60 milyar param yok. Ha, dolandırdılar size. Evet. Sen de verdiğinde bir almadın mı bir yarısını falan? Paramı alamadım. Ben paramı alamayınca alacağımı vereceğimi veremedim. Hep işim karıştı. Yani valla ben de bu hayvan alım satımında nasıl iflas edilir, nasıl dolandırın anlıyorum. Benim iki tane ineğim varsa iki inek kaç lira? 20 bin lira. Ver 20 bin lira, al ineğimi. Hayır Müge, anla abla, bak sen anlamadın. Bak ben alışveriş yaptım diyorum. Sen hayvan alıp sattım. Adam malımı aldı, öbür taraf paramı ödemedi bana. Ödemedi, kaçtı. 7 senedir benim param şu anda dışarıda, alamıyorum adamdan. Sen 7 senedir o paranın peşinde misin? Ben ona para peşinde değilim, bana alamıyorum ki zaten. Tamam da tamam, artık borç nereden oldu o zaman? Artık 7 senedir gene kendini toparlamadın mı? Hayır, ben çalışıyorum işte, yeni işe başladım. Ben sigortalı işe girdim, iş yerim kapandı. Şimdi işlerim bir daha bozuldu, tekrar işe başladım. Yevmi usulü. Ha, ne iş yapıyorsunuz? Ben orman işletmesinde çalışıyorum. Anladım. İşte sizin de böyle sağdan soldan çok para istemeniz sizi biraz şüpheli hale getirmiş Alaaddin Bey. Siz de herkesten istiyormuşsunuz para ama, yani köyden de söylüyorlar herhalde. Hangi borcunuzu kapatmak için? Ben onu anlamadım artık. 7 senedir borç mu kalır? Borç kalıyor işte. Sen bir kere içeri iletirsen ne olur? 100 milyar 50 milyar içeri gidersen? Şimdi 100 milyarla 50 milyar arasında 50 bin lira var. Yani 50 bin lira mı, 100 bin lira mı, 30 bin lira mı, 60 bin lira mı dolandırıldınız? 80 bin lira borcum var. Vallahi şimdi mesela bir tane kuzu iki yavruluyor falan gibi, hani neyse. Siz buyurun, ben sizi bekliyorum. Süremizin sonuna geldik. Buyurun siz de kuzeninizle beraber oturun isterseniz yayına. Siz daha çok şey biliyorsunuz, sizden daha çok faydalanalım. Reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra pati buldular. Gülesim geldi. Hemen ardından sevgili Deniz Süre öğle haberleriyle karşınızda olacak. Yarın görüşebilmek dileğiyle.